Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İki tane ders çalıştık. Birincisi, öldükten sonra gidilen cenneti burada nasıl yaşarız? Burada. Evet, burada. Yani bir öldükten sonra gidilen cennet var. Onu burada nasıl yaşarız biz? Birinci dersimiz o. Birinci onu yapacağız. İkincisi de bu 29. sözde iki tane esas var. İki tane maksat var. Birinci maksatta melaikenin tasdiki bir iman rüknüdür. Şu maksatta dört nükte esasiye var. Yani biz melekleri nasıl tasdik edeceğiz? İrfan abi, Osman abi. Yani herkes bir şeyler söylüyor ama olması gerekeni söylemiyor yani. Yani melekler hakkında herkes bir şeyler biliyor ama melaike iman niye iman rüknü olmuş evet. Mesela? Öyle mi ya da şöyle mi abi? Yani görmediğimiz şeyi nasıl tasdik edeceğiz gibi mi? Hepsi var. Bunu Üssü Hazretleri dört esas içinde anlatmış Hasan abi. Yani biz melekleri nasıl tasdik edeceğiz? Melekler niye görün? Meleklerle hatıra gelen ne sual varsa böyle de bir ders var. Mesela melekler müvekkil oldukları mevcudun neresinde? Üstünde mi, altında mı, kenarında mı, köşesinde mi? Veya başka bir alimden mi onu idare ediyor? Ondan sonra ben de onu merak ediyorum. Melekle alakalı hatırımıza ne gelirse böyle bir ders, o derste bunun cevabı var. Yani nasıl mesela bizim kader inancımız var. Kader inancımız ne? Üssü Hazretleri bu kader risalesinde bir tekvini kader, bir teklifi kader anlatmış. Teklifi kader, iyilik, güzellik, kemalat Allah'a verilir Osman abi. Kusurlar üzerine alınır. Öyle mi abi? Tekvini kader de وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِنٍ. Yaş ve kuru, her şey Kur'an-ı Kerim'de var. Peki nasıl var? Vücudundan evvel ve vücudundan sonra her şey yazılı olduğunu şu ayeti kerime işaret etmiş. Yani وَلَا رَتْبٍ vücudundan evvel وَلَا يَابِسٍ vücudundan sonra. Tekvini kader inancımız da böyle abi. Şimdi nasıl biz kadere böyle iman ediyoruz? Değil mi? Peki meleklere nasıl inanacağız biz? Bunun dört tane başlığı var. İkinci ders o olacak. Önce birinci dersimizi yapacağız. Nereden okuyacağım? 28. sözden, birinci sualden okuyacağım. Önce bir sorunun cevabını bulacağız bu metin üzerinden. Ondan sonra onu biz kendi enfüzümüze tatbik edeceğiz yani. İrfan abi. Evet. Sual. Kusurlu, noksaniyetli, mütegayir, kararsız, elemli cismaniyetin ebediyetle, cennetle ne alakası var? Birinci soru bu. İkinci soru, madem ruhun âli lezaizi vardır, ona kafidir, lezaizi cismaniye için bir haşri cismani neden icap edilir? Bu da ikinci soru. Yani birinci sualde iki tane sual var. El cevap, çünkü nasıl ki toprak, suya, havaya, ziyaya nispeten kesafetli, karanlıklıdır. Fakat masnuat-ı ilahiyenin bütün envana menşe ve medar olduğundan bütün anasır-ı sahirinin manen fevkine çıktığı gibi. Bu birinci suali cevaplamak için iki tane teşbih yapılmış. Birincisi toprak, su, hava, ziya ile kıyas edilmiş. İkinci misal teşbih, hem kesafetli olan nefs-i insaniye sırrı camiyet itibarıyla tezekki etmek şartıyla bütün letaif insaniyenin fevkine çıktığı gibi öyle de cismaniyet en cami, en muhit, en zengin bir ayne-i tecelliyat esma-i ilahiyedir. Bütün hazain-i rahmetin müddeheratını tartacak ve mizana çekecek aletler cismaniyettedir. Mesela dildeki kuvve-i zaika, önce okuyayım. Dildeki kuvve-i zaika rızık zevkinde envay-ı matumat adedince mizanlara menşe olmasaydı her birini ayrı ayrı hissedip tanımazdı, tadıp tartamazdı. Hem ekser esma-i ilahiyenin tecelliyatını hissedip bilmek, zevk edip tanımak cihazatı
yine cismaniyettedir. Madem şu kainatın saniye, şu kainatla bütün hazain rahmetini tanıttırmak ve bütün tecelliyat esmasını bildirmek ve bütün envay ihsanatını tattırmak istediğini kainatın gidişatından ve insanın camiyetinden 11. sözde ispat edildiği gibi kat'i anlaşılıyor. Şimdi buraya kadar birinci soruyu cevapladı. Buraya kadar. Şimdi ikinci soruya cevap veriyor. Neden cismani lezzetler için haşr-ı cismani gerekiyor? Evet, şimdi onu söylüyor. Elbette'den başlıyor. Elbette şu seyli kainatın bir havz-ı ekberi ve bu kainat tezgahının işlediği mahsulatın bir meşer-i azamı ve şu mezra-i dünyanın bir mahzen-i ebedisi olan dar-ı saadet şu kainata bir derece benzeyecektir. Hem cismani hem ruhani bütün esasatını muhafaza edecektir. Ve o sani hakim ve o adil-i rahim elbette cismani aletlerin vezaifine ücret olarak ve hidematına mükafat olarak ve ibadatın mahsullarına sevap olarak onlara layık lezaizi verecektir. Yoksa hikmet ve adalet ve rahmetine zıt bir halet olur ki hiçbir cihetle onun cemal-i rahmetine ve kemal-i adaletine uygun değildir. Kabili tevfik olamaz. Şimdi dersimizin konusu öldükten sonra gidilen cenneti burada nasıl yaşayacağız? Önce şu soruyu cevaplayalım, buradan geçeceğiz oraya. Şimdi şuraya ben yazayım. Burada geçti okuduğum yerde. Şimdi Allah bu kainatı niçin yarattı? Külliyatta bu çok geçiyor. Bu okuduğumuz metinde de geçti. Bir. Masnuat-ı ilahiye gözüksün. İkincisi de esma-i ilahiye. Gözüksün, tecelli etsin. Şimdi bunu unutmayalım. Bu konuyla çok münasebetler. Bu iki tane teşbih yaptıktan sonra bunu söyledi. Yani Cenab-ı Hak cemal ve kemalini görmek istiyor. Bu cemal ve kemali de Esma-i Hüsna ve sanatıyla beraber o cemalini, kemalini müşahede ediyor. Bu kainatın yaratılma hikmeti. Şimdi bizim kusurlu, noksaniyetli, mütegayir, kararsız, elemli cismaniyetin, cesedimizin ebediyetle ve cennetle ne alakası var? Şimdi bizim 5 tane cesedimizin özelliği varmış. Bu ceset kusurluymuş. Noksaniyetliymiş. İstediğimiz her şeyi yapamıyoruz. Belirli yaştan sonra hiç yapamıyoruz. Mesela diyelim ki ben yürümeyi çok seviyorum. Bir saat sonra yoruluyorum ama çok yürümek istiyorum. Veya da bizim Ödemiş'te Hurşit'in köfteleri var. 2 porsiyon yedikten sonra Hasan abi daha yiyemiyorum abi. Ama ben 4 porsiyon istiyorum, 5 istiyorum. Yiyemiyorum yani. Böyle hissiyatım var ama şeyim yok, aletim müsait değil. Balina kadar yemek istiyorsun. Mütegayir, bir kararda kalmıyor. Anne rahmine düştüğüm andan itibaren değişiyorum. Elemli, bir lezzet alıyoruz değil mi? 10 tane, 100 tane derecemize göre bir acı çekiyoruz yani. Peki böyle özellikleri olan cesedin cennetle ne alakası var? 2 tane teşbih yapıldı bunu anlatmak için. Bir, toprak misali verildi. Şu bir yazıyorum şuraya abi. İkincisi de şöyle yazayım. Nefsi insaniye misali verildi. Şimdi dedi ki toprak, şuraya yazalım. Suya, havaya, efendim, ziyaya nispeten şöyle özelliğini yazalım. Kesafetliymiş. Kesafetli, karanlıklı, acziyeti var, fakriyeti var. Şimdi dedi ki toprak suya, havaya, ziyaya nispeten kesafetli, karanlıklı, acziyeti var, fakriyeti var. Fakat masnuat-ı ilahiyenin bütün envana menşe ve medar olduğundan bütün anasır-ı sairinin manen fevkine çıkmış. Yani Cenab-ı Hakk'ın mahlukatın tedbir ve idaresiyle alakalı 4 tane arşı var. Toprak, su, hava, ziya. Şimdi bu üçünü bu havanın üzerinde gezdiriyor.
bu hava, bu toprak, şey toprağın üzerinde gezdiriyor. Diğerlerine göre şu özelliklere sahip ama bir cihetten bunları geçmiş. O cihette şu, masnuat-ı ilahiye. Cenab-ı Hakk'ın bütün masnuat-ı ilahiyesi toprakta gözüküyor. Bu şekilde anasır-ı sairinin manen fevkine çıkmış. Abi. Bir misal andım. İkinci misalde nefs-i insaniye. Nefs-i insaniye, şöyle yazayım, sırrı camiyet ve tezekki etmek şartıyla. Şartıyla letaif-i insaniyenin. Şuraya yazalım. Şöyle yazayım. Fevkine çıkmış. Şimdi soruyu bir daha tekrar edip şu iki teşbih üzerinden cevabını söyleyelim. Bizim beş tane özelliğe sahip olan bu cesedimiz neden cennette ebedi olacak? Buna iki tane misal verilmiş. Şimdi toprak, suya, hava, ziyaya nispeten şu özellikleri var. Ama masnuat-ı ilahiyi göstermesi noktasından şunların üzerine çıkmış, mane fevkine çıkmış. Bizim nefs-i insanı da ikinci misalde sırrı camiyet ve tezekki etmek şartıyla letaif-i insaniyenin fevkine çıkmış. Şimdi bizim cesedimiz neden cennette ebedi olacak? Şu toprağın yerine ceset. Hakikate tatbik ediyoruz abi. Bizim cesedimiz kalp, ruh, sır, vicdan. Bunlara göre üç tane yazayım. Ben bunların karşılıklarını daha önce şey yapmıştık ama bilmiyorum hatırladınız mı abi? Bu hava, su, yani şöyle yazayım. Şuna ruh demiştik. Bu ziyaya kalp demiştik. Şuna da akıl demiştik. Daha önceki derslerimizde böyle demiştik. Şimdi bizim cesedimiz, yani toprak, şu özelliklere sahip bizim ceset. Kesafetli, karanlıklı, aziyet fakret neye? Bunlara göre. Ama bu ceset bir noktadan masnuat-ı ilahiyeyi kemalde göstermesi noktasından bunların fevkine çıkmış. Neden cennette olacak? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kainatı yaratma hikmeti en fazla bizim cesedimizde gözüküyor. Osman abi. Ebedi devam et, cennet ebedi olacak ya abi. O zaman mesela şu özelliklerdeki mahlukat cennette olsun. Allah'ın kainatı yaratma hikmeti, cenneti yaratma hikmetini en fazla gözüktüğü ceset, yani masnuat-ı ilahiye gösteren ceset cennette olmasın bu şeyi. Sorunun birinci teşbihi bu. Yani bizim cesedimiz aziyeti var, fakriyeti var, kesafetli, karanlıklı ama masnuat-ı ilahiyeyi en fazla gösterdiği için cennette ve ebedi olacakmış. Bu kainatın yaratılma hikmetinin birincisi. O iki hikmeti, yani yaratılma hikmetini o iki kategoride nasıl? Abi aşağıda söylüyor. Aşağıda mı? Evet, bak mesela şurada geçti en sonda. Madem anlattı yukarıdan. Madem şu kainatın şurasıydı. Şu kainat şu kainatın saniye, şu kainatla bütün hazan-ı rahmetini tanıttırmak ve bütün tecelliyat-ı esmasını bildirmek. Burada geçiyor abi aşağıda. Kendisi topladı zaten. Dört taneydi. O da iki tane. Ama üç gibi gözüküyor burada. Bir tanesi ikisi aynı gibi abi. Öyle mi? Evet. Yani ayrı da diyebiliriz ama bu rahmetiyle efendim ihsanatı aynı. Evet. Şimdi Allah bu kainatın niçin yarattığı hikmetinin, yani bu metinde anlatılan en fazla bu ceset gösterdiği için bu masnuat-ı ilahiyeyi, yani bizim cesedimize baksak bir cihette bilgisayar gibi, bir cihette telefon gibi, bir cihette efendim şükür fabrikası gibi, bir cihette efendim yani ne kadar şebeke gibi, değil mi? Efendim elektrik kabloları gibi düşünelim. Ondan sonra iski kabloları, doğalgaz, yani ne kadar sanat var, hepsi bu cesette varmış yani abi. Osman abi. Masnuat-ı ilahiyi göstermesi noktasından efendim şunların fevkine çıktığı için manen bu ceset cennette olacakmış yani. Sorunun cevabı o. Güzel.
Yani biter. O zaman o, o gaye de daha cennette de devam edecek aslında. Evet. Bu daha devam edecek. Yani. Bir tecelliyat. Zaten cennette niye bıkmak yok? Bu soru işaret-i licazda cevaplanmış. Lezzet sürekli tecelli. Bir elma ısırdık. Bir lezzet aldık. Bir daha ısırdım bir lezzet. Bir daha ısırdım bir lezzet. O zaman bıkmak olmuyormuş. Şimdi benim alemimde şöyle gibi geliyor. Bütün yani masnuat-ı ilahiyenin işte o yaratılması, esma-i ilahinin gözükmesi sadece bu alem-i şehadette olacak. İş bitecek. Alem-i ahirette dükkan kapandı. Rolantiye geçtik. Herkes istirahata çekilmiş gibi hissediyorum benim alemimde. Orada ama yani şu bunu dinlediğimiz zaman o anlaşılıyor ki aslında yaratılış hikmeti sadece buraya münhasır değil. Ebediyetle beraber evet, devam edecek. Devam cennet aslında evet. Dinlenme yeri değil de gene bu masnuat-ı ilahinin gözükmesi, Esma-i İlahi'nin gözükmesi evet. Şeylerin hikmetinin devam edeceği, ebediyen devam edeceği. Evet, buradaki yer. Suretlerin hakikatleri gözükecek yani. Bu çekirdek ağacın açılımı olacak evet. Yani. İkinci teşbih de şu yapıldı. Nefs-i insaniye sırrı camiyet ve tezekki etmek şartıyla letaif-i insanın fevkine çıkıyormuş. Letaif-i insaniye dediği şuraya yazalım. Mesela vicdan, işte Letaif-i Rabbaniye. Kalp diyor bazen. Evet. Ondan sonra Letaif-i Aşere'de geçen şeyler var. Sır. Değil mi? Ne kadar insani letaifler var. Şimdi bizim nefs-i insaniye iki özelliği varmış. Cami bir de tezekki edersin. Şimdi camiyet demek daha önceki derslerde geçmişti. Şuraya yazayım ben. Cemadat. Nebatat. Hayvanat. İnsan, melaike, cin, bir de ruhaniyet. Külliyatta bunlar geçiyor. Bu 8 tane varlık var. Bizim nefsimiz camiyet sırrı dediği şu varlıkların özelliklerini barındırması Osman abi. Buradaki nefis hangi nefis? Buradaki lügat itibariyle kastedilen ben manasında yani. Ben manasında. Gibi. Yoksa öbür nefis. Değil. Sen manasında değil. Buradaki kastedilen ben. Bu bizim sırrı camiyet dediği şu 8 tane özelliği gösteriyor ya abi. Evet. Bu 8 tane özelliği göstermesi ve onlardaki vasıflardan tezekki ederse letaif-i insanın fevkine çıkıyormuş. Nefs-i insaniye. Normalde nefs-i insaniye ne? O da kesafetli, karanlıklı diğerlerine göre değil mi? Onun da özellikleri var. Tabii aynı vasıfta oldu. Evet. Şuraya yazalım. Kesafet, karanlık değil mi? Ondan sonra kesret yazalım şöyle. Ondan sonra yazalım. Kesreti de yazdık. Şu özelliklere sahip. Şimdi bizim nefsimiz şu özelliklere sahip ama camiyet sırrı var. Ne o? Şu 8 tane özelliği göstermesi. Bir de tezekki ederse, temizlenirse bizim diğer letaif insaniyelerimizin fevkine çıkıyormuş Özgür abi. Şimdi bizim cesedimiz niye cennette olacak? 2 tane teşbih yapılmıştı. Bu teşbihe göre bizim nefsimiz camiyeti fark edip efendim menfiyattan temizlenirse o zaman letaif insanının fevkine çıkıyor. O yüzden bu ceset Esma-i İlahi'ye tam aynadarlık yapıyor. Yani Allah'ın isimlerine letaif insaniye gösteriyor. Ama bu camiyeti fark edip tezekki ederse Esma-i İlahi'yi en fazla bizim nefsimiz gösteriyor abi. Çünkü Allah bu kainatı niçin yaradı? Cemali kemali gözükecek. Cemal kemal de Esma-i Hüsna'sız olmaz. Esma-i Hüsna gözükünce kainatın yaratılma hikmeti tahakkuk ediyor. Esma-i Hüsna'yı bilmeden bir insan evliya olamaz, Allah'ı tanıyamaz, bilemez yani. Marifet Allah'ın isimleriyle oluyor abi. Bu Allah'ın isimlerini gösteren camiyet ve tezekki sırrıyla bizim, şuraya yazalım, ceset yazalım abi. Cesedimizmiş yani. Hani misal verdi ya, bu... Bu da ne? Ceset oldu abi. Bu da ceset oldu, evet. Ha. Yani şu toprak da ceset. Burada tatbik edilmemiş. Biz tatbik ediyoruz. Bu toprak da ceset, bu nefsi insani de ceset yerine koyuyoruz. Bizim cesedimiz camiyet sırrı var şu 8 tane. Ondan sonra tezekki ederse Esma-i İlahiye'yi
tam aynadarlık ettiğinden dolayı en fazla cennette oluyor. Yani sorunun cevabı şu. Bizim efendim kusurlu, noksanetli, mütegayir, kararsız, elemli cesedimiz neden cennette ebedi olacak? Çünkü Esma-i İlahiye'ye, Letaif-i İnsaniye'ye göre en fazla bizim cesedimiz gösteriyormuş. Bir, Masnuat-ı İlahiye'ye, efendim, akıl, ruh, kalp, diğer letaiflere göre en fazla bizim cesedimiz gösteriyor. Ceset demesek de çünkü ifade cismaniyet. Şimdi cesetle cismaniyet arasında çok fark var. Evet. Yani o cismaniyetin ebediyetle ne alakası var diyor. Cismaniyet desek daha sanki böyle... Yani cismani... Daha canlı olacak çünkü soru orada. Soruyu cismaniyet diye soruyor. Evet. Baksana be. Şeyde bak, kararsız, elemli cismaniyetin. Evet. Ama cismaniyetin ceset yönü... Cisim de, ceset değil mi? Bu dünyadaki görüntüsü. Çok fazla. Öyle mi? Peki ne diyeceğiz o cismaniyete? Bak, soracağım. Ceset var. Evet. Beden var. Beden var. Bir de cismaniyet var. Cisim. Mesela bak onu tek tek şey yap bakayım oğlum. Çünkü çalışılmış üzerine. Peki cismaniyet... Şimdi bu mevzu senin, şu mevzu ceset, beden, cismaniyet arasındaki fark değil. Tabii. Bu senin o değil ki, senden bu beklenmiyor şu anda. Sen o daha ben derse girmedim. Yok yok, girsem bile senin değil bu. Evet. Yani bu konu o değil. Yani beden, ceset, cismaniyet fark var. Mesela beden, anlarda olana denilir. Şu anda var ya tır tır tır. Evet. Mesela ampul saniyede 60 defa yanıp sönüyor ya. Her ana bir beden deniliyor. Evet. Beden deniliyor. Ceset de ceset o andaki o şeyi bedeni misali ise o anların cemidir. Cismaniyet ise cismaniyet bunların da toplamı. Şey, istersen orayı varsa lügatın şeyini, bak oraya bir göstersin, daha iyi konuya şey yapsın, aç onu, oradan oku. Yani ceset de, aslında ceset, beden, cisim, toplamına cismaniyet dedik. Evet. Evet, aç orayı, aç orada var daha şey var. Çünkü ceset de cismaniyet farkı değil bu konu tabii ki. Evet. Bu konu başka bir konu. Niçin? Peki böyle alabilir miyiz yani ceset olarak cismaniyete? Yok, alamazsın. Evet. Cismaniyet bu. Dünyadaki mülkü. Çünkü cennette ceset olmayacak. Hani cennette ceset yok. Cismaniyet var. Ha. Yani çok o zaman büyük bir hata olur. Ama dünyadaki cismaniyetin mülkü ceset. Yani vücudu haricisi diyebiliriz ama şimdi bak şimdi o açabilecek misin? Bakıyorum tabii. Hani bu çalışılarak şey. Ben de ceset olarak aldım da. Yok, ceset değil abi. Zaten soruda ceset kullanmıyor. Evet. Cismaniyetin beka ile ne alakası var diyor. Yani mesela glaf-ı latif, bedeni misali. Evet. Bu bedenle ceset, cismaniyet. Üç tane. Okuyayım mı onu? Oku abi. Abi ceset, esmaların en kesin zuhuratlarıdır. Atom olarak görünmesidir. Atom. Mekanı ve zamanı olan, mekana ve zamana tabi olan yer kaplayandır. Ceset gelip geçicidir. Ceset kudrete dayanıyor. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetine o mahiyet ilmiye sürer. O şeye vücudu harici verir. Lemalar 240. İşte bu vücudu harici cesettir. Evet. Vücudu harici. Şimdi bu. Şimdi atomların dolmuş halidir. Atomların dolmuş hali. Enerji. Cisim zahirde görünmez. Zahirde gözüken cesettir. Her bir anlardaki yaratılmalar ise bedendir. Evet. Her bir andaki. Cisim, cesen, ceset, beden bütünlüğüne cismaniyet denir. Üçünü cem etmiş. Yani mülk melekut olarak düşünürsek cisim melekuttur, ceset mülktür. Beden, ceset, cisim sıralaması bu su, haşkio arasındaki ilişki gibidir. Cisim mekandır, bak, cisim. Ceset ise atomdur. Görünen ise bedendir, toplamı beden imsalidir. Evet. Ceset sıfata dayanır, beden ise esmaya dayanır. Benim eneme güneş dersek, aynanın maddesi ceset olur. Aynada gözüken misali güneş ise bedendir. Aynanın büyüklüğü, küçüklüğü, sertliği, yumuşaklığı ise cisimdir. Ceset başkadır, cisim başkadır. Cisim arşa kadar olan sürecin vücudu haricileridir. Ceset ruhun hanesi ve yuvasıdır, libası değil. O zaman cisim libastır, ceset libas değil. Cismin sıfatı ceset ve beden...
cisim daha cami. Ceset ile beden dışa vuruştururlar. Ceset ruhun alem-i şehadetteki kabridir demişiz. Evet. Cismaniyetin sureti cesettir. Suret. Evet. Hakikatı beden, mahiyeti cisimdir. Evet. Cismaniyeti öyle ayırmıştık. Evet. Cismaniyet maddi manevi nefs-i emmarenin vücudu haricileridir. Maddi nefs-i emmare cismaniyetin mülk yönüne ve cesede bakar. Manevi nefs-i emmare cismaniyetin melekut yönüne ve bedene bakar demişsin. Şöyle bir şey abi. Hani mesele burada hani atomsal bir cennet şeyi olur mu olmaz mı? Ne gelecek mesele sanki değil mi abi? Öyle mi inşallah? Yok. Cismaniyet başka bir şey. Ceset başka. Ceset zaten atomsal yapısı. Atomsal bir cennet yok yani abi. Atomsal değil. Çünkü kabiliyeti nakıstır. Atom görün mesela Peygamberimiz Aleyhisselam böyle bu simada gözüküyor. Bu surette gözüküyor atomsal. Fakat güneş vuruyor tepeden çıkıyor. Yani gölge vurmaması bir adetullah. Adetullah kanununu adetullah kanunu ile kaldırıyor. Mesela aynayı veya şey bir cismi kalemi tutun güneşe gölgesi olur. Ama cam da atomdur. Kalem de atomdur. Camı tutun camın gölgesi olmaz. Geçer öteye diye. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gölgesiyle düşmezmiş. Burada cam gibi değildir ama atomsal değil deyince ruhsal gibi anlaşılıyor. Değil. O yanlış. Soru var işte. Yani hani evet. Ruhsaldır diyen grup var ya mesela evet. Cennet ruhsaldır, ceset yani haşri cismani inkar ediyor bir noktada. O tarz bir şey değil. Ama burada cisim ve cesedi ayırmak lazım ki doğru yere gidilsin. Neyse ilk başta atomsal değil dediğin zaman yanlış gibi gözüküyor peki, ifade. Bir daha hulasa edersen ceset neydi abi? Okudun. Ceset bu atomsal alem-i şehadetteki cismaniyetin mülk yönü. Şimdi eşeği birbirinden ayırt ve tefrik etmemize yarayan ceset, atomsal boyutu. Yani güneş geldiği zaman o hakikatlarını yani mesela 7 tane renk getiriyor, 6 tanesini yutuyor yaprak, 7.sini yutamıyor, yeşil gözüküyor. Yani aslında zatında böyle bir renk yok. Bunu ceset yapıyor. Beden de anlardaki vücutlardır. Her an. Ha, cismaniyet ise bunların cemiyidir. Yani üniversite diploması olanı, ortaokul, lise diploması sorulmaz. Artık var. Cismaniyet hem cesedi hem bedeni içine almış. Hepsini almış. Yani nasıl olur atom anlayışımız ile burada kesif gibi gözükürken baktığımız zaman melekutuna atomun proton, elektron, nötron vesaireler şunlar bunlar var. Oralar kesif değil. Yani odun gibi. Odun gözükürken aslında odunu meydana getiren latiftir. Hiçbir tanesi kesif değil. Yani duman da latiftir. Nur da latiftir. Isı da latiftir. Ama burada böyle gözüküyor. Yani şeyde odunun kendisi cesettir. Burada. Evet. Ama her an var olup yok olması, kudretten ilme, ilimden kudrete geçmesine beden deniliyor. Bu anlar var böyle tırt tırt tırt. Bu anları toplarsan hepsini, yani bir sonrakisine göre, bir öncekisine göre misalde kalmış. Alem misal, alem ana geçmiş. O zaman bedeni misaliler deniliyor. Cemi yani. Anların toplamı. Evet. Cismaniyet ise o artık sıfata bakıyor. O ikisini de cem etmiş. Atomsal halde var ama ona mahkum değil. Çünkü üst makam işlettirildiği için kesiflik olmuyor. Mesela güneş de kesiftir. Yani kesif derken atomiktir. Ama nurdur. Nimnuranidir. Atomdur. Yani ziya ile her yerde bulunabiliyor. Değil mi? Her yerde bulunabiliyor. Ama bir anda farklı farklı iş yapabiliyor. İş işimani değil. Yani cismaniyetin böyle bir özelliği var. Ceset gibi de gözükebiliyor. Şöyle diyeyim. Odun donmuş güneştir. Evet. Cesettir yani. Ama onu meydana getiren güneş odun değildir. Yani haşa dese ki güneş cismaniyettir. Odun cesettir. Onda halkın cedidi olmuyor mu abi? Atomda olmaz olur mu? Hepsinde varlık oluyor. Hepsinin halkın cedidi oluyor.
Evet, beden de ayırdınız ya cesetle. Şudur. Ceset atomsal boyutudur. Bedense o atomsal boyutundaki senin vasıfların var ya, simaların, haletlerin, onları yani yansıtıyor. Peki o zaman şimdi yani buradaki cismaniyete ceset olarak anlamasak, o zaman şunlara nasıl mana vereceğiz? İçinde, cismaniyetin içinde daha cami olduğu için ceset var ya. Yani. O zaman yani yanlış olmaz ama ceset eksik olur. Eksik olur. Yani mesela üniversite diploması var. Kardeşim sizin bir işe alacaktık. Ortaokul, lise diploması gelenler, olanlar gelsin. Biz üniversite getirdik. Hala ben anlamam. Ortaokul diplomasını getir diyen cahil bir memur gibi olur. Yani zaten daha camisini getirdik. Cismaniyettir soruda ama orada ceset de var, beden de var. Ama ceset diye işlersek bu sefer cenneti ceset olur. Cennette ceset değil, cismaniyet. Soruda da zaten sanki cismaniyet... Sanki değil, öyledir. Ha, soruda da abi cesetle cismaniyeti iltibas ettiğinden bu soruyu sormuş. Karıştırılmış zaten. Değil mi? Evet. Çünkü kusuru da mesela adam kusurun ne olduğunu bilmiyor. Mahiyet, noksaniyeti bilmiyor. Cevap verirken kusurun mahiyetini anlatıyor. Noksaniyetin mahiyetini anlatıyor. O cesetteki kusurlardır diyor. Karıştırıyorsun diyor. Cesetteki kusurları cismaniyete mal ediyorsun diyor. Yani buna cevap verirken soruyu şerh ediyor aslında. Tamam, bu soru da zaten bu cevap da onu isteyecek, onu bekliyorum. Yani sen diyor cismaniyetteki kusuru, ortaokul çocuğundaki anlayış şeyini, gidiyorsun üniversite diplomasını aldıktan sonra adama, ya sen fenden şu kadar almıştın, tıpı bitirmiş şimdi. Bırak artık onu, ama adamın o bir şeyi de var. Hani cesetteki nakıslığı cismaniyete yamatmaya çalışıyor. İşte onu dedim, hani atomsal bir cennet şeyine gitmeye çalışıyor. Evet. Yani yani soru mantıklı gözüküyor normalde. Evet, zahir de öyle de. Bunu aslında ayırıyor yani cesetteki şeyi, eksiklik. Mesela şurada nefs-i insaniye. Nefs-i insaniye, latife-i insaniyenin gözükmesi. Ama bu nefis deyince kör olası cehaletimiz, hemen nefse mara anlıyoruz. Oysa nefis lügatta bile İnsan manasında, başka bir manası, latife insaniye manasında. Çünkü şualarda diyor ki, namazı kılmamakla nefsine zulmettin diyor. Nefse mani değil bu. Nefsine zulmettin, yani insanlığına zulmettin. Yani biz insan değiliz. İnsanlık bize verilmiş. Biz kimizsek. Hani gündelik hayatta diyoruz ya, senin insaniyetine ne oldu? Yazıklar olsun sana. İnsaniyetini mi unuttun? Ey kim? Sen. Gibi insaniyet farkı bu. Basittir yani sana göre. Şimdi burada da bu nefsi insaniye hakikaten o kadar cami, yani tezekki etse, tezekki etmek, yani nefse emareden çıkma nispetinde 6 tanesi çalışıyor. Nefsi levvame muhlime razi, yani bunun kadar cami bir şey olamaz. Niçin? En cami şey, en kesifen cami. Havaya, nura göre, suya göre, beden, toprak en camidir. Çünkü niye? En kesiftir. Ne demek en kesif? Allah'a en çok uzaktır. Ama o zaman sizin söylediğinize göre burada cismaniyet en camiydi. Zaten cismaniyet en camiyse orada zaten olacak yani. Ama yani şöyle de olayı, cismaniyet ve atomsal, esmanın atomsal boyutu. Yani en kesif tecellisi, sırf o zaman nakıs olur. Orada var, cismaniyet var. Şey, ceset olarak bulunabiliyor ama cismaniyetin içerisindeki ceset. Hani şey diyordu ya abi, hatırlarsanız, ehli cennet istedikleri zaman dünyayı gidip ziyaret etmek, mesela ceset boyutuna geçmek gibi. Evet. İsterse geçecek gibi. Kullanabiliyor yani. Yani burada aslında bu zımnında şeyi de işliyor. Cesetle cismaniyeti işliyor. Sen diyor, bu soruda şu var diyecek ona, sen diyor vücut olarak diyor sırf cesedi anladığın için cismaniyeti anlamadın. Cismaniyeti anlasaydın cennette cismaniyet ne var sormazdı. Cismaniyet farklı bir şey diyor, diyecek. Mesela şeyde nefsi insaniye cismaniyet olarak oluyor. Ama nefs emmare cesettir desek daha kesin şeydir. Evet. Tezekki edince cismaniyete geçiyor. Ama evet, ceset gibi gözüküyor. Peygamber aleyhisselam bedeniyle gitti ama nasıl nurlandı? Mesela rüyada
Kendimizi görüyoruz. Biz miyiz? Biziz. Gayrı gayrı değiliz. Ama yatakta yatan atomik değil yani. Ama atom olmayan bir şey atomsuz gözükebilir mi? Gözükebilir. Rüyada gözüküyorsun. Güneş ziya olarak gözüküyor. Tamam, gözükebiliyor yani. Ama atom değil, ama atom olarak gözükebiliyor cami olduğu için. Üst makam alttakileri otomatik olarak makamlarında barındırabiliyor mu, bulunabiliyor. Şöyle abi. Yani şimdi adam bakıyor şuna, diyor ki da diyor bu cennette ne yapabilir ki hani? Evet. Dünyada şey, üstad da diyor ki sen görüyorsun da hepsi bu değil. Sen sadece bir kısım, ceset kısmını görüyorsun. Bunu evet. Sadece ceset kısmıyla cenneti yorumlamaya çalıştığın için hatan buradan kaynaklanıyor şeyini kullanacak abi. Yani atomsal, sadece bir atom, sadece bir cennet düşündüğün için. Bunun içinde hani biraz önce beden, cisim ve cismaniyet gibi şeyler ifade ettiler ya abi. Böyle bütününe bakarsan şey olur. Maksat, mana hasıl olur. Yani hakikatini olur. Yoksa sadece cesetli düşünmek mantıksız. Sadece cesetsiz düşünmek de mantıksız. Peki ben şurada madem şey yapıldım, müsaade edersen Murat. Evet, buyurun abi. Bu şeyi ben şey yapayım. Ceset atomların donmuş hali. Yani vücut hali cisim. Beden an anlardaki her bir fert. Cisim de olup cisim olmayan. Bak, cisimde olup cisim olmayan donmuş o andaki mananın, yani insanda bir haletler var ya, manalar var. Donmuş o andaki mananın cisimde belirli bir gözükmesi. Zaman altına giren beden budur, budur. Bu bedeni de anlat. Ceset atomların donmuş haliydi. Bedeni misali, graf latifi girmeyeyim. Ahiret olması gerekir. Yani bu kısa için dersi bir şey yapmasın diye bu kadar yeter bu. Yani donmuş hali, donmuş hali. Evet. Yani o mana. Şimdi şöyle diyeyim. Senin şu anda siman var ya bakışın. Evet. Atomda gözüküyor ama atom değil. Evet. Şu atomik halin cesettir. Tamam. Tamam. Her an değişmen tak 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 bedendir. Bunların cemi cismaniyettir. Şu anda senin 60 kilo, 70, 80 kilo adamsın. Her 80 kilolar aynı düşünmüyor ki. Şu anda haleti ruhiye simanda gözüküyor. Sunnurcu musun, Süleymancı mısın, tarikatçı mısın, şarapçı mısın, okuyan mısın, okumaz mısın? Mesela kafir imanı yok. Bu çok belirgin misal olacak. Ama suratları nurani. Çok ilginç. Benim senelerce meşgul eden bir soruydu. Çok meşgul oluyordu. Kafirlerin, bazı kafirlerin suratları çok nurani. Nurani ya, neredeyse Müslüman gibi gözükecek. Yani, fakat bazı Müslümanların suratı gördüğün zaman sanki 6 ay için ters gidiyor. Değil mi? Moral bozuluyor. Yani. Peki niye öyle oluyor? Kafir kitap okuyor. Yani kafir mümin fark etmeden Allah'ın ilim sıfatı kim mazar oluyorsa o vasfını Allah orada gösteriyor. Yani parlak nurani gözüküyor ama iman nuru yok. Yani beyaz gözüküyor. Beyaz gözükmesinin sebebi ilim, yani alim esmasına mazar olduğu için. Mesela kafir ama göze basara mazar oluyor, görüyor. Semiye mazar oluyor, işitiyor. İlime de mazar oluyor. Batıl dahi olsa Allah'ın ilminde var bu yani. Ha, o nurani oradan geliyor. O esmaya mazar olduğu için geliyor. Ha, şimdi o şu anda senin atomik hal cesettir. O haletlerinin orada bulunması beden. Bedendir. Onların cemi, anların da hepsi. Mesela şu, sen şimdi oraya oturdun. Ne kadar şimdiye kadar dırr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 r
ceset ve beden ve bedeni misalilerin yekünü. Onun için cismaniyette, yani sen şu anda kaç tane şahsiyetin var, canlı ve ruhlu, şuurlusun gidenler. Öyle fat diye fotoğraf değil, böyle kamera çekimi değil. Onlar hep sen tek teksin. Cennette bunlar hepsi şahsi, bir şahsiyet olacak. İşte bunların cemi cismaniyet. Peki
Mesela abi şimdi işte 10 dakika önceki Murat abi yok. Hı. Yok. O nerede? Kaybı yok mu oldu? Yok. Şu an ceset halinde mi duruyor? Değil. Yok. Yani cesetten kurtuldu. Cesetten çıktı. Anlar geriye gitti. Cismaniyete geçti. Şimdi o sen cismaniyetinde beden misali bir vücuda geçti. Evet. Yani o, ama şeyden ruh haline mi geçti? O da değil. Yani ruha mı döndü onlar? Yok. Ama bir şey oluştu. Bütün bunları yani o zaman cismaniyet hani derinliğini anlamak. Cesede münasır düşünmemek. Az önceki halin ceset değil şu an. Evet. Ama cismani hala. Cismaniyette duruyor hala. Mesela üstadın Eskişehir Hapishanesi'nden baktığında karşının 50 sene sonraki vaziyetini görmesi, o cismaniyete geçip oradan bakıp buradan söylemesi denilebilir mi yani? O nokta. Hani o şeye geçiyor, o beden, hani alemin misal manevi sinema olarak söyleniyor ya, 50 sene sonraki hallerini gördüm, ağladım diyor ya abi. Normalde 50 sene sonra onların neredeler? Üstad da 50 sene sonra neredeydi demek oradan bakıp... Tamam şunu da bedeni misali de bir okuyayım. Ruh bu bedeni terk ettiği zaman hemen giydiği şeydir. Başka kudretin ilme donmuş halidir. Başka beden misalinin yani manalarını cümle cümle yazmışız. Ruhun giydiği her anda var olup yok olan ve yoktan var olan ferdi ahirlerin toplamıdır. Başka ruhun ubudiyet yumağı her bir ferdi ahel iplik. Bak, her bir ferdi ahellerimiz iplik. Dokunan ubudiyet kumaşı, ruhun hanesi ve yuvası değil, meft hengamında giydiği libastır. Bedeni misali. Graf-i latif, ilimden kudrete yönüne, şimdi ruhun giymiş olduğu graf-i latiftir. Zamanla mukayyet olan, cismi maddi glafından tarafıdır. Cennet dahi ta alim-i şehadete kadar bütün alemlerin hulasası glaf-i latif. Şu an glaf-i latifi olmasa ruh uçağa giderdir. Burada bedeni alim-i şehadette tutan glaf-i latiftir. Bedeni misali alim-i şehadetten alim-i gayba yöndür. Alem-i gaybtan, alem-i şehadete bakan yöne de glaf-i latif deniliyor. Çünkü ruh ikisine de can şu anda. Hem geliyor, Allah'ın tecelliler ve mazardır, hem de kendisine imal ediliyor. Yani bir tanesi iplik, bir tanesi iplikten dokunan kumaş. Mesela şeyde söylemiştim, çok da benim hoşuma da gitmişti biraz. Mesela süt mekandır. Sütü içince aldığın lezzet zamandır. Zaman herkese farklı tesir eder. An yani. Mesela bazısı özelliğini kaybetmiş değil, lezzet almıyor. Zamana herkese farklı tesir yapması. Yani lezzet sütün neresindeyse zamanda mekanı orasında. Mekanda zaman vurur. Evet. Yani o lezzeti o sütün lezzetini sütsüz düşünemezsiniz. Zaman mekansız düşünemez. Olmuyor yani. Yani. Nereye götürürseniz götürün. Cennette diyor, pazartesi Adem babamıza gideceğiz diyor. Bütün peygamberler, herkes beşer. Sonra salı falan şeyler falan. Perşembe bana gelinecek. Cuma diyor, Rabbimizi komple mahlukat gidecek. Yani bir ne yapmış? Gidileceğin demekle mekan, Cuma'nı belirlemekle zamanı belirliyor. Yani bu cismaniyet bunları cem etmiş. Cismaniyet bizim bildiğimiz ceset değil. Zaten burada ayıracak. Nefs-i emmare, cesette mahkum olmak, letafet kesbetmesi, nefs-i emmare tezkiye etmesi cismaniyete dönüşüyor. Şu toprak şeyle nasıl misal koyacağız abi? Yani toprağa cismaniyet diyeceğiz o zaman. Yani şöyle, orada gözüken, mesela toprak cesettir. Yani cismaniyet, cami dediğimiz toprak nasıl şimdi mesela için ziyadan cami olacak yani? Şimdi toprak en çok esmaya mazar ya. Evet. En çok mazar olduğu için havadan, sudan daha fazla camidir. Evet. Mazardır. Şimdi bunu nereden çıkıyorlar? Bizim bildiğimiz ceset, cisimler, bedenle girse anlamayacağız. Zaten anlamadığımız bir soru.
Diyor ki senin bildiğin, ey dinleyen diyor. Evet. Sence diyor Allah'ın iyi gösteren nur mudur? Hava mıdır, su mudur, toprak mıdır? Hakikaten kime sordumsa hemen nurdur diyor. Allah'ın iyi gösteren nurdur diyor. Toprağı diyen hiç nurcunun dışında görmedim. Çünkü toprak, yani toprak nasıl Allah'ı gösterir? Basıp geçtiğimiz en çok Allah'ı gösteren ışıktır, nurdur der. Oysa değil yani. En çok Allah'a mazar, yani gösteren topraktır. Niçin toprak? En kesif olduğu için en camidir. En cami. Ama en son olduğundan dolayı meyve gibi ötekileri de içine almış. Mesela meyve sondur ama çiçek de var içinde. Meyve sondur, yaprak da var içinde. Şimdi bildiğimiz bir dünyada misal veriyor. Diyor ki toprak böyle kesif değil mi diyor. Havaya göre, şeye göre. Ama en camidir. Kafamızı sebep sonuç ilişkisine saplanmış durmuş. Yani bu kesif o kadar göstermez. Şimdi ahiretteki olayı anlatırken diyor ki, bir, cesetlerin inşası, ihyası, ruhların gelmesi demiyor. İlk önce ruhun gelmesi var, sonra cesetlerin ihyası var, sonra cesetlerin inşası var. Dünyadakinin tersi yani. Şimdi burada da en cami nasıl toprak olabiliyor? O sana diyor ki bak, en çok esma o mazardır. Şöyle de ya sana, toprak aslında katı olmakla beraber buz makamı, içinde altındaki suyu da barındırır, sıvıyı. Isıyı uygularsan toprağa sıvı olur. Biraz daha ısı uygularsan toprağa gaz haline geçer. Yani toprak havayı ve suyu hepsini cem etmiş. Yani bu misaller var da bunu hakikate geçtiğimiz zaman cismaniyet, o zaman bizim cismaniyetimiz ruhtan, kalpten, akıldan üstün olmuş oluyor. Tabii şu anda ceset konuşuyorsun. Bu ceset. Evet. Ama komple 1-2 dedin ya, hepsini böyle yuvarlak yaparsan cismani. Aa, bak şöyle zaten az önce dediniz ya, şimdi birinci misal cesede bakıyor, cismaniyetin ceset tarafına bakıyor. İkinci misal nefs-i insaniye dediği cisme bakıyor. Evet. Yani ikisinin burada hani bedeni atlarsak, anlık vücut olduğu evet. için ikisinin beraber cismaniyet oluyor. Yani şu ikinci hani tezkiye ettiği evet. zaman zaten cisme bakar, cismaniyete bakar dedi ki. Evet. Birinci kısmı ceset tarafına bakıyor cismaniyetin. Toprak gibidir. En kesif hali. Tezkiye etmiş hali de cisme bakar. Nefs-i insaniye. Evet, cisme, cisim. İkisi zaman, beraber cismaniyet yani, zaten. İkisi beraber cismaniyet. İkisi. Toplamıydı tamam. ya zaten. Ha, birincisine ceset yaz istersen tamam. abi. Şuraya ceset yazayım da. Ceset. Ha, o bire silme. Bak, ceset, şöyle ceset. Yap. Dur, şöyle. Ben de daha farklı anladım. Yani toprak, avucumuzda tuttuğumuz topraksa evet cesettir. Ama süreçle beraber alırsa toprağın sürülmesi... Şuna ceset şöyle. O zaman o da cismaniyet oluyor. Yok, topraktan kasıt katılıktır. Yani katı sıvı gaz hallerinin değişikliği. Yani. Şimdi biraz daha anlaşıldı yani. Neden iki tane teşbih attığı da anlaşıldı. Aha, evet. Birisi ceset tarafına, cismaniyetin, birisi cisim tarafına bakıyor. Cisim. Cismaniyet. Tamam. Osman abi şimdi oldu ya. Zor oldu, toparladık. Mehmet abi anladın mı sizi abi? Anlamaya çalışıyorum ben abi. Zaten abi. Ceset mekan, cisim zaman, ikisinin beraber görünmesi beden, komplesi cismaniyet. O zaman yani niye iki tane teşbih yaptı? Böyle de anlaşılmış oldu yani. Evet. Ceset beden münasebetinin cismaniyet olduğu yani. Bu anlaşıldı o zaman. Evet. İki tane niçin yaptı? Evet. Yani normalde bir tanesi kâfi gelir. Kâfi gelir. Evet. Aslında cismaniyeti anlatmış yani, oldu. Evet. Her ikisinde de ceset, her ikisinde de cismaniyet var gibi. Birbirinden bağımsız gibi. Mesela diyelim nefs-i insaniyeyi ele alırsak, ölü olan bedenimizin bir anlık gördüğümüz, işte beden olarak gördüğümüzde evet ceset olarak ele alırız ama insanın süreci, çünkü tezkiye süreciyle onu şart koşuyor mesela. Evet. Tezekki bir süreç gerektirir. Süreçle beraber ele aldığımızda ona cismaniyet diyeceğiz. Evet. Yani her iki örneğin içerisinde aslında cismaniyet... Aslında yani hem ceset beraber... hem beden, yani bir cihetiyle baksam böyle, bir cihetiyle baksam tabii. böyle yani birbirinin içine girmiş. Aynı şey mesela. Aynı. Evvel yani yanlış değil, bunu da söyleyeyim. Yok yok. Toprak yani mesela evet. sadece bir anlık baksak evet kesafeti vesaire görüyoruz. Ama süreçle baktığımızda evet. meyve yetiştirmesi vesaire cismaniyetine baktığımızda diğerinden tamam. üstün oluyor. Şimdi...
O zaman bir şöyle. Soruyu bir daha toparlayalım. Ha. Şöyle toparlayalım şimdi. Sual neydi? Bizim çok ilginç sual ama. Sual iki. Çok tuhaf. Abi. Abi burada bedeni bir yere koymanız lazım. Şimdi birisi zamana, birisi mekana bakıyor. Zamana görünen, niye bakıyor? Görünen beden. Zamana hangisi bakıyor? Beden. Nasıl cisim. Niye orada cisim yok ki? Yani nefsi saniye zamana bakar. Cisim dedi ki ama. Cisim yok yani. O ana şeyden bir yap yani. Evet ona. Yok. Birisi nefsi saniye, biri toprak ya, oradan çıkıyorlar. Yani, toprak. Şuna cisim değil de beden mekan diyebilir miyiz? Ya, olabilir. Nefsi saniye yani, zaman nasıl? Yani bak. O beden diye nefsin beden saniye. O haletlerin gözüktüğü mekan o. Yani beden, beden neydi bir de okuyayım bak. An anlardaki her bir fert cisimde olup, bak cisimde olup, cisim olmayan, donmuş o andaki mananın cisimde belirlenip görülmesi. Mesela senin siman. Andır, andaki şey atomik halindir ama haletlerin gözükmüyor. O orada gözüküp, bedende gözüküp, şey, cesette gözüküp, ceset olmayan beden yani. Haletlerin, haletlerin evet. aynada gözükmesi. Bir de okuyayım bak, bedeni bir de okuyayım. An, mesela tık, tık, saatteki, anlardaki her bir fert, bunlar cisimde olup, cisim olarak senin o haleti rüyelerin, cisimde olup ceset cisim olmayan, cisimde olup cisim olmayan yani donmuş o andaki mananın cisim olarak belirlenip gözükmesi. Hani haleti rühiyen. Adama bak ya, şu nuraniye bak ya. Adama bak, bu acayip bir şeydir. Bu ruhtaki haletlerin simahum fi vucuhum min eseri sucud dışarıya çıktı. Şimdi herkeste ceset aynı kardeş. Herkeste aynı. Atomik ama herkeste sima farklı mı? Sima beden işte. Ama herkesteki surattaki malzeme, kalsiyum, magnezyum neymişse suratı medara getiren bu cesettir. Ama herkeste ceset aynı iken siması farklı. Çünkü bedenileri farklı. Yani anlardaki haletlerin. Bir daha toparlayalım abi. Soru neydi? Söz sende abi. Cismaniyetin 5 tane özelliği varmış. Yani mana de mana. Mana, beden, maddesi, ceset. Lafız. Lafız. Yani lafız, mana. Lafız cesettir, mana bedendir. Cismaniyet ne oluyor o zaman? Cismaniyet bunların cemi. En cami. Yani lafızla mananın cemi mi oluyor? İkisini cem etmiş. Peki ne farkı var ikisini cem etmiş? Mana ile lafız andadır. Ama bir sürü başından beri yok mu senin? Dırr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 
Evet. Lafız mana kelam oluyor o zaman yani. Yani mesela şöyle diyelim o zaman. Şimdi bir ney öfören var. Tamam mı? Bir adam düşün. Bir de ney var. İçi boş, delik. Deliğin, neyin üzerinde 6 tane delik var. Altında da bir tane var. Şimdi ham ses, nefes denilir. Nefesi öfürdün. Ne çıkar hiç parmağını oynatma? Oo çıkar. Biz o nefese yön verelim parmakla tık 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 tık. Ne çıkar? Müzik. Yani bir ahenkli beste çıkar. Bak nefes kelam olur. Yani neyden anlamlı bir şey çıkar, beste çıkıyor. Tamam mı? Buraya uygularsam ben şey yapayım. Haşa, haşa anlamak için söylüyorum. Neye öfüren Allah'tır. Ne şeceri hilkattır. O ham ses Nur-u Muhammedidir. O Nur-u Muhammedi'den alemi şeceri hilkattan çıkan anlamlı besteye, yani bütünselliğin neticesi olan o çıkan sese
ham nefesten çıkan sese insan denilir. O parmaklar failin gayesine göre ham nefese anlam yüklüyor. Yani aynı, dikkat et, aynı nefese parmaklarla nefes, bak nefes sese dönüşüyor. Anlama dönüşüyor parmaklarla. Parmaklarla ahenk vererek. O şeceli hırkattır, boştur. Çıkan ses, Allah insan benim sırrımdır, ben de insanı demesi. Şimdi burada da işte bir ceset var. Yani atomikal, atomun üzerinde herkesin siması farklı olması, bedensel haletleri, halet-i rüyeleri o üzerinde gözüküyor. Mesela yaş, senin 40 senelik, 35 senelik, 30 senelik hücren var mı? Ama bir tanesi sana 10 yaşında der mi bakarak? 10 senelik hücren yok, daha en fazla 6 aylıktır. Niye sana 20-35 sene falan yaş diyor? Üzerinde atomda atom olmayan, atom olarak gözüken haletlerin var. O zaman o yaşa yaş gibi gözüküyor. İşte atomsal haletin, atomsal yapın cesettir. Atom olmayıp atomda gözüken mana bedendir. Tamam. İkisini cem edersek, yani ikisini cem ettik, bedeni misaller oluyor. Sonra bunu senin ta baştan, alim-i ervahtan beri başlayan Elestu bi Rabbikum diyen var. Rabbiniz değil miyim denilen birisi var. Reddedip kabul edebilecek bir irade sahibi olan var. Boşuna Allah şey yapmıyor, tiyatro yapmıyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Yok diyebilecek, evet diyebilecek bir sistem var. Böyle kabul edecek, ister istemem kabul edecek bir sistem yok orada. Reddedebilecek. Reddedebilecek özelliği yoksa bu teklif getirilemez. Teklif getirilmişse reddetme özelliği de var demektir. Ha şimdi senin oradan beri başlayıp ta şeye kadar, Sırat köprüsünü bitirip Darü Beka'ya girene kadar, cennet kapısına girene kadar hepsinin yekün kazanımlarının toplamına cismaniyet denilir. Ama burada soruda cisitle, cesetle cisim ve cismaniyet karıştırıldığı için adam soruda şunu kastediyor. Cennette cesedi ne işi var? Oysa ceset diyor. Aslında cismaniyet olması lazım. Çünkü cismaniyet, esmaya mazariyeti, cismaniyeti kaldırırsanız esma nerede gözükecek? Ha? Mesela bu kainat esmaya ayna. Peki soruyorum. Ayna ayrı, sen ayrısın. Bu kainat esmaya ayna ise, bu kainat ayna ise, aynada gözüken esma ise ayna nedir? Ayna cismaniyettir. Yani sıfattır. Sıfata bakar. Kudretin vicilmesi olan kuvvetini mahiyet ilmiye sürer, vücud ilimde vücud hariciye çıkar. Bak bu kainat esma-i ayna değil mi? Yani bu kainat esma değildir. Esmayı gösteren aynadır. Esmayı gösteren ayna ise ayna nedir? Esmanın ortaya çıktığı mekan ise mekansız mı? Sıfattır. Bak kudretin, kudret sıfattır. İlim, irade, sen basar, kudret, kelam var ya, subut-i sıfattan. Bak ne diyor? 240 miydi mesleği lemalarda? Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini. Kuvvet esmadır. Kudret sıfattır. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini. Mahiyet ilmiye sürer. Vücud ilimden vücud hariciye çıkar. Bu kainat esma değildir. Esmayı gösteren aynalardır. O zaman ayna esma değildir. Ayna esmayı gösteriyor. Ayna nedir? Aynanın çıktığı, şey esmanın çıktığı kaynak, o da sıfattır. İşte sıfatın, sıfat yani bütünlüğüne cismaniyet deniliyor. Cismaniyetle kafamız şunun hakkı kurtulması lazım. Cismaniyet, cisim değildir. Ceset değil. Ceset değildir. Yani cismaniyet hem cesettir, hem cisimdir, hem bedendir. Hem bedendir. Üç tane şeydir. Demek ki o zaman bu soruyu soranlar
Ceset derken cismaniyeti kastetmiş oluyor. Evet. Ama soruyu soramıyor. Şu şekilde abi, onlar cesedi kastediyor da. Ceset diyor ki sizin gördüğünüz ceset, ceset. Ha işte o şey tam tersini söyledi. Cismaniyet eşittir ceset zannediyor. Zannetmiş. Usta bu soru cevapla düzeltiyor. Bunu ayırt ediyor. Hem soruyu düzeltiyor hem ayırt ediyor. Diyor ki siz diyor cismaniyet dedin ama diyor cismaniyet değil dedi. Senin lafızınız, kelamınız, ağzınız cismaniyettir ama kastettiğiniz cesettir. Abi zaten bu yanlış tabii. Şeyde de şu masnuatın iki şey var ya. Evet. Birincide de bakıyor, ikincisi de cisme bakıyor. Esma ilahiye gözükme tarafı. Yani daha çok daha şey anlam cisimdir. Vücudu harici olan zemin yani ayna cesettir. Oradaki haletlerin gözükmesi bedendir. Bunların küllümünü bir parça yansı. Mesela tencere getir. Cesedi koy kardeş. Koy. Cismi de koy kardeşim. Karıştır. Bedeni de koy kardeşim manayı. Karıştır, 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 karıştır. Üçünün cemi çıkan Nasrettin Hoca, pekmez, tayin. Üçü cismaniye. O zaman soru şöyle de oluyor. Kusurlu, noksanetli, mütegayri, kararsız, elemli. Benim dedim kaç sene yaşadın? 80. 80 sene atomik parçalarım. Toplamış. Bu da 80 tane haletlerim, bedenlerim. Heh. Niye cennette olacak yani? Ha? Oldu değil mi? Heh. Evet, şimdi oldu. Onun oldu. Tamam. Oldu. Şeye de uydu abi az önce dedim. Sen iki şeye ayırdın ya, en üsttekine de uyuyor. Evet. Sen de zaten aymışsın. Yok zaten öyle. Birincisi ceset tarafına bakıyor. Evet. Masnuat-ı ilahinin gözükmesi çünkü ceset olarak, atomik olarak gözükecek. İkincisi de Esma-i İlahi gözükme tarafı da cisim tarafı. Ona da uyuyor. Çünkü tabii. O zaman soruyu şöyle şey yapıp devam ediyoruz. İki tane sual vardı. Birinci sualdeyiz. Şimdi bizim dersimizin asıl ana konumuz neydi? Öldükten sonra o gidilen cenneti burada nasıl yaşarız? Buradan gideceğiz şimdi o dersin konusuna. Şimdi bu beş tane özelliğe sahip bizim cismaniyetimiz cennetle ve ebediyetle ne alakası var? Yani bizim diyelim ki 80 sene yaşadık. 80 sene atomik zerratımız. 80 sene o haletlerin her şeyin. Değil mi? Neden cennette olacak, ebediyette olacak? Ne alakası var? Buna iki tane misal verilmiş. Toprak ve nefs-i insaniye misali verilmiş. Toprak, suya, havaya, ziyaya nispeten kesafetli, karanlıkta, aziyet, fakreti var. Fakat masnuat-ı ilahiyenin şey, anısırı sahilin diğer anasıların manen fevkine çıkmış. Şimdi bizim cismaniyetimiz hem atomik hem de o 80 seneki haletlerimiz abi bunların fevkine çıkmış. Yani bunlar atomik olmadığı halde bunların letafeti var değil mi? Efendim kendine mahsus efendim özellikleri var. Buna rağmen bizim cismaniyetimiz şu özelliğinden dolayı bunların fevkine çıkmış. Cennette niçin olacak? Çünkü şu ikisi Allah'ın kainatı yaratma hikmetiydi. Bu yaratma hikmeti olan masnuat-ı ilahiye en fazla cismaniyette gözüküyormuş. Yani 80 veya kainat 126 milyar diyelim. Değil mi? 126 milyar ne var? Efendim atomik zerrat var. Bir de o haletler var. Artık hangi mahlukatsa. Değil mi? Bunun cennetle ne alakası var? Demek ki masnuat-ı ilahiye o cismaniyette en fazla gözüktüğü için, kainatın yaratılma hikmeti bu olduğu için bizim cismaniyetimiz cennette ve ebedi olacak. Eğer böyle olmazsa o zaman cennette Cenab-ı Hakk'a bakanlar nakıs olur yani. O yaratılma hikmeti tam tahakkuk etmiyor yani. Cennet esmaların azami tecelli yerleri ya abi. Evet. Buraya da hani Allah bizi gönderdi, gizli bir hazineydim, keşfolunmak istedim manasında. Künüz-i İlahiye'nin Esma-i İlahiye diyor. Ben burada Esma-i İlahiye'yi tanımazsam ben orada cenneti bilemeyeceğim ki zaten yani. Evet. Bu o birinci madde. O noktada Esma'yı öğretiyor bize burası. Evet. Şimdi ikincisi de nefs-i insaniye sırrı camiyet ve tezekki etmek şartıyla diğer insani latifelerin üstüne çıkıyormuş. Bu nefs-i insaniye dediği bizim cismaniyet. Şu soru o yani. Bizim cismaniyetimizin şu cesede bakan tarafı o zaman bu cisme bakan tarafı. Evet. Değil mi? Bu cihetiyle yani o 80 senelik yaşadığın o şeyle o camiyetle o terakki tezekki ederse diğerlerinin fevkine çıkıyormuş. O zaman bizim cismaniyetimiz niye cennette olacak? Camiyet sırrı
ve tezekke sırrından dolayı olacak. Eğer bu camiyet sırrı olmasa gene nakıs oluyor. Esma-i İlahi tam gözüküyor. Yani bizim nefs-i insaniye şu iki özellikten dolayı Allah'ın isimlerini tam gösterdiği için bu tam göstermek şu ikisi cismaniyette gözüktüğü için o zaman bizim cismaniyetimiz cennette ve ebedi olacak yani. Anlaşıldı mı? Şimdi o şey de abi bu aşağıdakinde hani nefs-i insaniye, letaif-i insaniyenin tevkine çıkıyor ya. Evet. Onu şey de diye düşünebiliriz. Letaif-i melaike grubu dersek nefis kendi insanın... Peki niye ona melaike grubu diyeceğiz? Letaif, latifeler ya. Onu yani melaike normalde hani bizden üstün gibi duruyor. Evet. Melek yani. Ama nefs-i insaniye geçer yani latifede insaniyenin üstüne çıktığı gibi nefs-i insaniye yani doğru orantılı. Aynen insan da melaikenin üstünde bir camiyet kazanıyor. Evet. Gibi. Evet. Tatbikatta öyle diyebiliriz abi. Yani misalde böyle de. Şimdi bunu konumuzun geliyoruz şimdi. Abi. Bizim cismaniyetimiz cennette ve ebedi olacak. Neden? Şu iki özelliği en fazla gösterdiği için diğer letaifin fevkine çıkmış. Mecbur olması lazım. Evet. Mecbur olması lazım. Yoksa kainatın yaratılma hikmetine zıt olur. Ya kazanımlarının ortadan kalkması. Evet. Kazandın ne yaptın? Peki olmadığını kabul edelim. Bak cismaniyet yok. Evet. Cennette yok. Ne var? Ruhsal bir boyut var. E niye geldik ki buraya? Evet. Hiç gelmezdik. Alem-i Ermah'ta kaldık. Çünkü ruhu yapılandıran buradaki kazanımlardır. Ve de şuna evet tamam. Şuna bu 23. sözde hatırlarsanız İnsan nuru iman ile yani şu ikisi şu masnuat-ı ilahi ve esma-ı ilahi var ya buna nuru iman deniyor. İnsan nuru iman ile cennete layık bir hale geliyorsun. Şu ikisini ne kadar gösterdin Süleyman abi? Buna nuru iman diyor. İnsan nuru iman ile âlâ ilimle çıkar cennete layık bir kıymet alır diyor ya. Şu ikisini ne kadar gösterdik? Nuru iman bu yani Mehmet abi. Buna nuru iman deniyor. Şimdi bu nur-i iman ile öldükten sonraki biz cennete layık bir kıymet aldık. Öldükten sonraki. Peki ben ne yaparsam o öldükten sonra gidilen o cenneti burada yaşarım yani. Asıl buraya geldik şimdi. Şu iki özelliği gösterecekmişiz Hasan abi. Şu toprak ve nefs-i insane dedi ya. Bu iki özelliği burada gösterirsek biz öldükten sonra gidilen cenneti burada yaşıyoruz. Buna Risale-i Nur'da dördüncü şuada şuraya yazayım ben. Şuur-i iman deniyor abi. Yani öldükten sonraki cennete nur-i iman ile gidilirken buradaki yani o anlatılan cenneti burada yaşamaya şuur-i iman deniyor. O şuur-i iman anlatıyor ya Üstad Hazretleri ben 64 yaşında hasbunallah ve nimel vekil diyebildim diyor abi. Dördüncü adı o izah edilmiş. Onun zemini var. Aziyet var, fakriyet var, gurbetler var, hastalıklar var değil mi abi? Aşkı bekar var, şerit bir muhabbeti vücut var. 64 yaşında ben Allah bana yeter. O benim vekilim diyebildim diyor. Yani o kadar olay ve hasat 64 senede o cismaniyet değil mi? O cümleyi söylemesinin zemini olmuş yani. Şimdi biz şu topraktaki kesafet, karanlıkla, aziyet ve fakriyeti bilirsek, bunları takınırsak, abi, cesedimizde bunu gösterir. Yani bu aziyet, fakriyet takılmak, elini boynunu bükmek değil. Cenab-ı Hakk'a karşı azimizi ve fakrimizi bilmek. Abi. İkincisi de, şu çok önemli, bizim nefsimiz, bakın iki tane misal vermesinin çok güzel bir manası oturdu şimdi yani. Yani bizim o 80 senelik o haletlerimiz kaç sene yaşadıysa o bizim cismimiz. Tamam mı? O camiyetiyle ve tezekki etmek şartıyla camiyet dedi hem mahlukatı hem de o 80 senelik o süreci düşünelim abi. Onların vasıflarını taşıyor yani. Mesela insanda hayvanlık var, insanda efendim cinlik var, şeytanlık var değil mi? Ruhani bir taraf var. Bu bizim nefsimiz o camiyeti fark edip onu tezekki etme yoluna gidersin. Şöyle
Şimdi bizim nefs-i insaniyemiz abi hayvanat bahçesi gibi düşünebiliriz. Misal şöyle. Mesela bir şuraya yazayım ben hayvanlar. Mesela benim hatırıma gelen tilki. Ondan sonra domuz. Ondan sonra akrep. Ne kadar hayvan var? Sırrı camiyet dediği bu. Bu kadar hayvanın vasıflarını ben gösteriyorum. Bende tilkilik de var. Efendim her türlü şey var. Bu camiyet bende var. Ben bunu tezekki edecekmişim. O efendim domuzluktan kurtulacağım, eşeklikten kurtulacağım, akreplikten kurtulacağım değil mi? İki tane ortak iş yapıyor. %50 %50. Bir oyun yapıyor değil mi? Bir tilkilik yapıyor, kurnazlık yapıyor. Ona %35 bile kendisini %65 alıyor. Değil mi? Bu tezekki edemedi yani. Tezekki etmek abi. Yani temizlemek. Şimdi böyle olduğu gibi bakın ne kadar hayvan var? Özgür abi ne kadar olabilir? 100 bin, 400. Az. 400 bin. Şu anda 2 milyar tür olduğunu söyleniyor abi. Öyle bir yerde okumuştum da. Yani tahmini rakam. Sürekli şimdi bizim bilmediğimiz hayvanlar var yani. Görmediğimiz. Onların hepsinin özellikleri bizde var. Şimdi bak ne kadar cami. Bunları tek 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 temizleyecek, temizleyince o zaman bizim cismaniyetimiz o öldükten sonra gidilen cenneti o tezekkiyi yaparsa burada yaşıyor yani. Bununla bu temizlememek bizim o cenneti yaşamamıza engel oluyor yani. Şimdi bu hayvanatta böyle olduğu gibi oraya yazdım. Meleklerde de böyle abi. Şimdi sırrı camiyet dedi ya. Şimdi kaç tane melek var? Ben 4 büyük meleği yazayım. Cebrail, Mikail, Azrail, bir de İsrafil. Şimdi bu bütün melekleri düşünelim. Bu 4'ünü hasreten yazdım. Kaç tane melek var? Onların özelliğini göstermek, tezekki etmek abi. Ya da fark etmek mi desek? Yani onların özelliğini kendimize işletmek, fark etmek. Onlara mı tezekki evet yapıyorsun? Evet abi. Yani onu yaparsak biz o öldükten sonra gidilen cenneti bu şuurla burada yaşıyoruz yani. Şimdi bize o cenneti haletleri efendim bazen hani kesik kesik oluyor. Bir mana geliyor, feyiz geliyor ya. Mana ve feyiz nur aleminden, cennetten geliyor ya. Cennet ve cehennem ehl-i sünnet itikadına göre şu anda var yani. Mahluk yani. Yaratılmış yani. Mehmet abi. Şimdi biz tezekki edersek şu camiyeti fark edip yani şu mahlukattaki camiyeti, bizim hayatımızdaki, ömürdeki o camiyeti fark edersek, onları tezekki edersek abi biz öldükten sonra o gidilen cenneti burada yaşıyoruz yani. Buna şuur-i iman deniyor. Ve şu ikisini göstermiş oluyoruz. Yani masnuat-ı ilahiye ve esma-i ilahiye gözükmüş oluyor. Aziyet bilince, fakriyet bilince, kesafet ve karanlıktan kurtulunca, ondan sonra ve kendimizdeki camiyeti fark edip tezekki edince şu ikisi gözüküyor İrfan abi. Bu ikisi gözüküyor. Bu ikisi de öldükten sonra gidilen cenneti burada biz yaşıyoruz. Peki bunun tersini düşünelim. Öldükten sonra gidilen cehennem var. Bir de burada yaşanan cehennemler var değil mi? Cehennemin cehennemi var yani. Bunun zıttını düşünelim. Bir insan ne kadar Esma-i İlahiye'den uzaklaşırsa, Erdinç abi, Masnuat-ı İlahiye'den onu göstermekten uzaklaşırsa o zaman neyi yaşıyor? Cehennemi haletleri yaşıyor. Külliyatta böyle ifade var yani. Mesela abi şuur-i imanla orayı burada yaşamaktan bahsettik ya. Evet. Mesela şeyde işaret-i cihazlar diyor. Hatta kulaktaki zar nur-i iman ile ışıklandığı zaman evet. Kainattan gelen manevi nidaları işitir. İhsan-ı hal ile yapılan zikirleri, tesbihatları temmeder. Hatta nur-i iman sayesinde rüzgarların terennümatını, bulutların naralarını, denizlerin dalgalarının namatını ve herkese yağmur, kuş evet. Vesaire gibi her neden Rabbani Kerimleri ve ulvi tesbihat işidir. Şimdi görmek, işitmek benim burada yaşadığımın alameti ise biz nur-i imanla orayı burada yaşamış gibi olmuyoruz mu? Hani baktığımızda. İşte şuur-i imanla. Şuur-i iman da ben sanki onu mirasla ruha bakan tarafı gibi anlamıştım yani.
Şimdi mesela nuru imanla ben oraları burada yaşayabiliyorum gibi bu ifadeyle anlıyorum. Çünkü ben onları işitebiliyorsam, görebiliyorsam, duyabiliyorsam diyor ya, nuru iman gözdeki zara girerse bütün kainatı bir gül goncası gibi görür diyor mesela. İşte bir cennet suyu. Ben zaten görüyorsam, duyuyorsam orada yaşadığımın alametleri ya. Sanki şuuru iman ondan ötesinin adı gibi anlıyorum yani. Şöyle desek, nuru imanı bu dünyada desek, şuuru imanı da rıza-i ilahi, yani cenneti yaşamak nuru iman. Şuuru da rızaya, yani direkt onu bulmak. Ötesi yani. Cennetin ötesi gibi. Öyle değil mi? Ben de öyle anlamıştım. Yani o dediğinde muvafık tabii. Ama siz tabii buradaki kurgu... Yok zaten bu söylediklerim benim söylediğimden farklı bir şey değil yani. Burada yaşamak demek, yani Cenab-ı Hakk'ı müşahede etmek demek, rızasına kavuşmak demek, onunla mukaleme demek. Zaten dördüncü şahada bunları söylüyor ya. Bu nuru imanla... Yani benim söylediğimle sizin söylediğin bir farkı yok yani. Aynı. Yani cennete bakan boyutu nuru iman, Cenab-ı Hakk'a bakan boyutu şuuru iman gibi. Sen şimdi dünyada nuru yaşarsan, yani ahirette ancak cennete girebilirsin. Nuru imanı burada yaşarsan, şuuru iman mertebesine geçebilirsen bu dünyada da cennet yaşayabilirsin dedin değil mi? Ana fikir o. Evet. Şu an mesela insanlar namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar. Kaç kişi bu söylediğinin farkında abi? Sizin? Şuur iman. Yok bak, şuur yok. Nur iman var. İman yani, nur iman var yani. İman var abi. İman ayrı. İşte. Nur iman ayrı. Onda iman var. Tamam işte yani. O imanı ona o kadar nur veriyor yani. Hı-hı. O zaman tam karanlıklar gitmiyor yani. Nur mahkeme. Yani şuurlu olacak yani. Cenab-ı Hakk'la münasebetini bilmek gerekiyor yani. Peki o şeye hani nur iman dedin ya, iki şey, bir ikiye beraber nur iman dedin. Evet. Şuuru iman ikisinin bütünlüğü değil miydi? Nasıl ayırdın onu? Yani o kısmı sen nasıl atfettin? Yok yani, ben de öyle işte. İkisini burada böyle farkındalık yani. O şuuru takınma. Yani bu şuuru imanın daha Latincesi hasbunallah ve nimel vekil yani. Allah bize yeter. O ne güzel vekil yani. Yani her şeyi aşmak. Cennetin evet. Hepsi geride kalmış yani mesela. Direkt ondan bak, değil. Yani daha ölmene gerek kalmıyor. Sen buradasın yani. Şöyle de olabilir. Düşünebiliriz yani, hani ölmeden önce ölünüz var ya, sen şimdi ölmeden cennete girebiliyor musun? Yok. Ama bu şekilde yani, Allah bana yeter, ona güzel vekil deyince, sen zaten yaşamıyorsun, yoksun piyasada yani. Mesela, men temesseke bir sünneti hadisi var ya, sünneti seneye riayet eden 100 şehit sevabı alacak. Niye 100 şehit sevabı alıyor? Çünkü fesad-ı ümmet zamanında adam kendisini yaşamıyor. Şehit neydi? Şüheda kendini tariki hatta feda ettiği için. Yani fesad-ı ümmet zamanında kendini yaşamıyor Mehmet abi. Sünneti yaşadığı için öldüğü zaman şehit oluyor. İlla cephede savaşmasına gerek yok yani. Yatağında ölse, yolda yürürken ölse gene şehit yani. Bir de bize ölmeyi hep yutturmuşlar abi. Mevt onun aslı ya. Ölmek diye yutturdukları için biz onlardan uzak kalmışız o anlardan. Evet. Mutu kablen temutu diyor ya, o mevt işte o yani. Mevti anlatıyor ya, tebdili mekan. Evet. Mekanını değiştirdin tamam. Az önce de bahsettiğiniz var. Ölüm cesede ait bir özellik. Ölüm. Evet. Cesedin dağılması. Evet. Yani cevizin kabuğu kırıldı, dağıldı ya. Buna ölüm deniyor. Ölüm cesede bakar, mevt cisme bakar. Evet. Bir de mesela orayı burada yaşama meselesi var ya. Şimdi ceset dedik, o andaki esmanların atom olarak gözükmesi beden de anlarda olanlar. Şimdi normalde benim cennette mi cehennemde mi olduğum belli değil mi şimdi zaten? Evet. Hani belli. Şimdi ben eğer bu cesetten sıyrılıp diğer ferdahilerimi kullanırsam ben o cennetteki olan ferdahilimle de orayı yaşayabilirim burada yani. Çünkü sonuçta ben tek buraya mecbur değilim yani. Aslında çok tatlı bir şey oldu yani böylelikle. Bir de hani avam ve havas arasında diyor ya, havasın mesela avamın diyor cennette yaşayacaklar da havas dünyadayken yaşar. Hani böyle çok acayip vav wow deyip kapattığımız bir mesele aslında. O zaman diğer bedenlerini kullan, ferdahirlerine geç, buradan sıyrıl, tamam sen daha oraya İşte bunları yaşa. Nasıl yapacak? Burada aziyet bileceksin, fakriyet bileceksin, camiyeti fark et, tezekke edeceksin. Olunca bu denilenler oluyormuş yani. O zaman o cennet, cinnet deniyor ya. Yani böyle hani insan hiçbir şey, ne göz görmüş, ne kalbim çok mübalağalı bir terkiple gelmiş yani. Evet. Peki şu bir şunu bir okuyayım da. Buyurun müsaade abi. Edersen bu şeyi buldum. Net olsun. Çok cem ediyor. Hem de bunu dahil ediyor. Cisim esmaların cilve, cemal, nakış sanatlarının bütünlüğüdür. Cisim
zahirde görünmez. Zahirde gözüken cesettir. Her bir anlardaki yaratılmalar ise bedendir. Mazi ve mustakbelde yaratılmış ve yaratılacakların toplamına, yani bütünlüğüne, cem'ine, cem'ül cem'ine beden misali denir. Cisim, ceset, beden 3. Cisim, ceset, beden bütünlüğüne cismaniyet denir. Mülk ve melekut olarak düşünürsek cisim melekuttur, ceset mülktür. Beden misali ise mülk ve melekutun cemidir. Beden misalinin anda bulunuşuna beden denir. Beden misali imam-ı mübine, beden ise kitab-ı mübine bakar. Beden, ceset, cisim sıralanması, bak beden, ceset, cisim sıralanması, buz, su, H2O arasındaki ilişki gibidir. Beden, elemdeki temayülatlarım, yani ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyil, bütünlüğünün dışa vuruşlarının atomsal görünümüdür. Atomun kendisi değildir. Görünen ama cisim zamana bakar, ceset ise mekana bakar. Görünen ise bedendir. Ceset sıfata dayanır, beden ise esmaya dayanır. Benim eneme güneş dersek, aynanın maddesi ceset olur. Aynada gözüken misali güneş ise bedendir. Aynanın büyüklüğü, küçüklüğü, sertliği, yumuşaklığı ise cisimdir. Ceset başkadır, cisim başkadır. Cisim arşa kadar olan sürecin vücudu haricileridir. Ceset ruhun hanesi ve yuvasıdır, libası değildir. Sözler 517. O zaman cisim libastır, ceset bas değil. Cisim sıfatı ceset ve beden, yani cisim sıfatı ceset ve beden, cisim daha cami, ceset ile beden dışa vuruşlar. Cismaniyetin sureti, şimdi cismaniyet geldi. Cismaniyetin görünüşü nedir? Ceset, hakikat, beden, mahiyet ve cisimdir. Bu kadar. Yani bir tanesi mülk, bir tanesi melekuttur. Ceset mülktür, cisim ise melekuttur. Birisi zaman, birisi mekanda diyebiliriz. Birisi imam, birisi kitabı. Evet, devam et. Şimdi bunu anlaşıldı. Anladık. İkinci sual. Lezzayet-i cismaniye için bir haşr-ı cismani neden icap ediyor? Madem ruhun âli lezzayeti vardır, ona kafidir. Lezzayet-i cismaniye, cismani lezzetler için cismani bir haşr neden icap ediyor? O sorunun cevabı da 4 tane. Elbette buradan başlıyor bu sorunun cevabı. Elbette şu seyli kainatın bir havz-ı ekbere ve şu mezra-i dünyanın ve bu kainat tezgahının işlediği mahsulatın bir meşher-i azamı ve şu mezra-i dünyanın bir mahzen-i ebedisi olan dar-ı saadet şu kainata bir derece benzeyecektir. Hem cismani hem ruhani bütün esasatını muhafaza edecektir. Şunu siliyorum burayı. Kainatı seyrediyor. Şimdi ruhun âli lezzetleri varmış. Ona kafiymiş. Cismani lezzetler için neden haşır olacakmış? 3 tane teşbih yapıldı. Seyli kainatın havz-ı ekberi. Şuraya yazalım şöyle. Havz-ı ekberi. K
Kainat meşhur adamı. Kainat tezgahına işlediği mahsulatı neymiş? Sergi Beşeri Azam'a. Üçüncüsü de Mezra-i Dünya'nın 1-2 Dünya'nın neymiş? Mahzeni, deposuymuş yani. Şimdi böyle olduğundan dolayı Dar-ı Saadet, Mahsen Ebedin'in Dar-ı Saadet şu kainata bir derece benzeyecektir. Şimdi kainatta nasıl hem ceset var atomik, hem bedenlerimiz var, hem de o cismaniyetimiz var, o 80 senelik şeyimiz var. Bir de bizim ruhumuz var. Değil mi? Bunlar nasıl burada beraber? Bu beraberlik ahirette de devam ettim benzemeklik yani şöyle şimdi bizim kainat ve ahiret hayatı bir derece birbirine benzeyecekmiş yani burada hem cismani hem ruhani efendim nasıl bütün şeyler beraber oluyor bunun aynısı oluyor mesela şöyle düşünelim mesela bu mezra-i dünya mahzen evi, mahzen depo demek. Mesela domates çıktı diyelim bir tarladan. Değil mi? Bunun depolandığı bir yer var yani tarladan çıktı ya. Bunun bir deposu var. Efendim mesela karpuz çıktı bunun bir deposu var. Buğday çıktı o tarlanın bir deposu var. Şimdi mezra-i dünyanın efendim dan çıkan mahsulatın deposu cennet ve cehennem. Bu üçünün bütünlüğü Dar-ı Saadet. Evet, bu üçünün bütünlüğü. Cennet değil. Cennet değil, daha... Aha, oraya geleceğiz değil mi? O var. Evet, tamam. Tamam. Osman abi sıkıştırma beni ya. Şimdi bunlar nasıl... Bakın bu çıktığı, yani depolandığı yerler, ondan sonra sergilendiği yerler, Havz-ı Ekber, bunlar... ahiret hayatı, bunlar dünya. Yani şunlarla şunlar nasıl birbirine benziyor? Mesela mobilya, mobilyayla marangozhane atölyesi nasıl bir derece birbirine benziyor? Cismaniyet ve ruhaniyet burada beraber ya, o beraberlik cennette devam edecekmiş. Yani neden ruhun âli lezzetleri varken cismani lezzetler için haşi cismani olacak? Buradaki beraberlik aynısı orada devam edecekmiş yani. Eğer bu beraberlik olmasa eksik oluyormuş. Evet. Evet. Yani burada İsmail'e Cenab-ı Hak tam tanıyamadı ya, eksik tanıdı. Evet. Eksik tanıdı. Ahirette en mükemmeli tanımaya devam edecek. Yani. Evet, devam edecek yani. Seviyesini. Şimdi bu hem cismani hem ruhani bütün esasatını muhafaza edecek. Şimdi bizim dünyada mesela cismaniyetin bir boyutu ceset diye. Mesela bazen ceset lezzet alıyor. Evet. Ruh üzülüyor değil mi? Acı çekiyor. Bazen ruh seviniyor, ceset acı çekiyor. Mesela birisi nasıl? Mesela bir günah işledin değil mi? Belki ceset menhus bir lezzet aldı ama vicdan kalp nasıl yanıyor ruhu yani? Evet. Ve de bak şu an bize hem cesedimiz hem ruhanı beraber işliyor. Yani bazen ceset, bazen ruh ama ekseriyette ikisi beraber. Bir elma yedik değil mi? Şükrün hakikatini anlatırken, hamdin hakikatini anlatırken, şükür o elmaya teşekkür etmek, hamd ise o teşekkür ettiğin o nimetteki kemalat-ı ilahiyeyi fark etmek. İkramı fark etmek, iltifatı fark etmek, sana gönderilmiş onu fark etmek, bunu ruh fark ediyor. Yani sadece cesede baksa eksik oluyor. Sadece ruha baksa o ruha cesetle beraber bakacak. Burada bu esasat muhafaza edilmiş, aynısı ahiret hayatında da olacakmış abi. Sorunun
4 tane cevabı var, bir tanesi bu. Yani buradaki bu benzerlik, ceset, ruh, cismaniyet, efendim atomik beden, o şeyler aynısı ahirete devam edecekmiş yani. Onun benzeyecekmiş. Sorunun birinci cevabı bu. Yani lezaizi cismaniye için neden haşri cismani olacak? 4 tane şık var. Birincisi bu. Nasıl bunların arasında münasebet var? Yani mobilyayla çıktığı tezgah arasında münasebet var. Depoyla tarla arasında bir münasebet, bakıyorsun domates tarlada var. Alıyorsun depolu domates depesi olur. Yani benziyor yani. Efendim seyri kainat, bakıyorsun iki tane musluk açtığını düşün. Değil mi? Yani şu olabilir mi? O cismaniyetin ürettiği mobilyalar ruhun da mana deposunda depolanıyor. Yani ruhta depolanıyor. Ruh inşa ediliyor. E ona cismaniyet demiştik abi az önce. Yok. Şimdi buradaki ifade zaten cismani hem ruhani diyor ya. Evet. Esasatın muhafaza. Şu iki sol tarafı cismaniyet kabul et. Evet. Yani burada ruh diyebiliriz. Yani tamam. Cesetler. Yerler de, evet. Meşer edildiği yerler de ruhta. Ruhta mana deposu. Yani öyle bir ifade vardı. Neydi? Ruhun yani bu yaptıklarımız orada depolanıyor şeklinde. Evet. Yani o ilişkiyi ifade etmek için söyledim de yani. Noktaya nazar olabilir abi diyebiliriz ya. Tamam. Ve o saniye hakim ve o adil-i rahim elbette cismani aletlerin vezaifine ücret olarak. Şimdi peki burada cismani alet derken o gene o 80 senelik o periyodu mu kastedeceğiz yoksa göz kulak mı diyeceğiz? Cismani aletler mi? Cismani aletler diyor. Onlar işte şey, hasseler, göz kulak. Bak. İkisi de var aslında. Alet, ceset. Evet. Yani madde, ceset. Maddede olup madde olmaya cisim. Melekut tarafı. O aletin çıkarttıkları masnuat. Evet. Alet de ayrıdır. Bir alet var. Bir alete giren malzeme var bir de çıkan. Şimdi yani oraya oturmazsa böyle devam eder soru. Yani ceset mülktür. Cisim o cismi o cesedin melekutudur. Cisim melekuttur. Cisim. Ceset mülktür. O ikisi bir anda yaratılıyor ya. O da beden. Bütün maziden geleceğe kadar anların toplamı beden misal. İşte bunların hepsi cisim, ceset, beden, cismani. Bir daha. Ceset mülktür. Evet. Senin atomik özelliğindir. Senin cilve cemal nakış sanat gözükmüyor mu Esma Simanda? Evet. 70. O cisimdir. Ceset değildir. Ama cesette gözüküyor. Tamam mı? Ceset mülktür. Evet. Cismaniyet onun melekutudur. Yani maddenin melekutudur. Beden ise o ikisinin andaki halidir. Cismaniyet bunların cemidir. Ha alet, alet makine, cesettir. Ha buradan çıkan şeyler cisimdir. Yani çıkan mahsulat. Ama bunu cismaniyet ne yaptı? İkisini cem etti. O zaman yani cesetsiz bir cismaniyet düşünülebilir mi? Cesetsiz cismaniyet düşünülür. Nereye düşünülür? Adem aleyhisselam cismaniyetiyle vardı. Mesela melek mahluktur. Evet. Mahluktur ama ceset değildir. Mahluktur. Her mahluk olan ceset değildir. Cismani. Melaikenin cesedi yok mu abi? Var. Var. Nuranidir. Atomik yok. Onun cesedi yok, cismaniyeti var. Cismaniyeti var mı? Cesedi, yani? Cismaniyeti var. Ama cesedi yok. Cesedi olmasın yani için cesedi var, atomik cesedi yok. Ya, yani cesedi var deme. Var deme. Cismaniyeti var, cesedi yok. Ceset mülktür, mülk. Yani kesiftir. Yani alem şehadette... Alem yani. Mesela sen melaike nurani değil mi? Evet. Atom vücudu var mı atom? Karbondan, azottan, demirden vücudu var mı? Yok. Demirden, kalsiyum, magnezyum, kükürtten vücudu olana ceset denilir. Ondan öyle vücudu yok. Onun için bizim kadar cami değil Esma'ya. Peki nasıl melaikenin şey, cesedine ne diyeceğiz o zaman? Cismaniyet. Cismaniyet diyeceğiz. Cisim. Cismi melaike diye geçmiyor mu? Bak. Cisim.
Cisim atom, ağaç. Ağaç düşün abim. Tamam mı? Şimdi bu Allah'ın cil ve cemal nakış sanatı var esması. Evet. Nerede gözükür? Atomlarda gözükür de. Aslında melekin cesedi ağaçlardır, şeylerdir. Vücud haricisi diyor. Haricisi. Şey işte. Ha bak bir daha. Esma'nın cil ve cemal nakış sanatı cesette atomda gözükür. Temsil ettiği şeyler cesedi. Atomda gözükür. Atomu şekillendirir. Bak şu anda senin siman, haleti rüyen atomda olup atom olmayandır. Senin sima haletlerin var ya cisimdir. Senin madden, kalsiyum, magnezyum, uranyum cesettir. Abim bu ikisi bedeni karıştırmayın. Yani mesela bir daha kalsiyum, magnezyum, demir, kükürtte vücudu var mı Meli? Yok. Yok, o zaman cesedi yok. Ceset bu elementlerle yapılan, toprakla yapılan bir vücut. Şeydeki abimizler rüyadaki bizim cesedimiz, vücudumuz, cismaniyetimizle geliyoruz değil mi? Ha, mesela rüyada güzel bir misal. Rüyada gördüğümüz bizim ceset değildir. Cismimizdir. Tamam mı? Cisimdir. Bizim ama rüya gözükebilmesi için cesetimiz de olma lazım. Ceset de burada. Demek ki hemen kafamıza şu şablonu koyalım. Kalsiyum, magnezyum, uranyum, demir, kükürden yapılan vücuda ceset denilir. Bunlar olmadan yapılan vücuda cisim denilir. Mülk melekut. Başka? Siman, madde, kiloyu tart ka vücudu. Tart 80 kilo. Ama senin değerini 80 kilo atom ağırlığı değil. Senin sıfatların. Cismaniyet. Evet cismaniyetin. Şimdi Murat abinin aklındaki soru herhalde şu. Mesela dört elementten söyledik ya. Mesela kesinlikle toprak değil. O toprakın içinden suyu çekersek ona biz yine toprak olur mu? Toprak olmaz tabii. Yani toprak denmesi için ona denilen bütün o sıfatları yüklemesi lazım. Mülk, melekut Murat'ım. Mülk, ceset, melekut, cisim. İkisi cemi, cismaniyet. Peki o zaman diyor işte abi eğer maden diyor melekte diyor top, su yoksa diyor nasıl diyor cismaniyet olacak, nasıl toprak olacak diyor. Suyu kattın ki ona. Değil mi abi? Öyle karıştı bak. Yok öyle değil. Yok, öyle, yani yorum yapınca şimdi işler karışıyor o zaman. O tarafa gidiyor. Yok, başka şeyler de anlaşılıyor. Hiç karışmıyor. Bak şimdi. Mahluktur. Meleki mahluktur kardeş. Bozulmak zorunda su. Mahluktur. Yani su ama demirde vücudu var mı? Yok. Magnezyumda vücudu var mı? Yok. Ha mahluk. Her mahluk demirden maddesi olacak şart değil. Mahluktur. Yani ne diyorsun? Fıtratın en yüce neticesi, hilkatin en yüce gayesi. Evet. Yani hilkat, yaratılış. Hepimiz yaratılmışız, mahlukuz. Eşitiz meleklerle. Fıtrat ise o yaratılışın içinde yazılımdır. Meleğin yazılı. Meleğin çamurdan vücudu yok. Ondan cesedi yok. Cismi var. Cismi var. Süleyman abi diyor, şey diyor mesela melaike dıhye suretinde geldi ya Cebrail. Evet. Şimdi gelmeden önceki haliyeti cismani vücuduydu. Burada gözükebilmesi için münasebet dıhye olarak gözükmesi için ceset giydi. Dıhyeye cesedine girdi. Ceset giyebiliyor ama kendisi bu değil. Ama ondan önceki hali neydi? Görmesi için öyle olması gerekiyor. Ondan önce yok muydu Cebrail? Vardı cismani vücudu vardı. Diyor. Hatta Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan cebine saldırdı. Eyvah diye radiyallahu anh sahabe mutlaka geldiği zaman cebine çocuğa bir şey verirmiş. Hazreti Hasan'ın Hazreti Hüseyin hepsi cebini ezberlemiş. Bir tanesi sağ cebine bir tanesi sol cebine hücum edermiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunun Cebrail olduğunu anladı. Ama diye suretine çocuklar nereden anlayacak? Diye amcası zannediyor. Amca diye gitti saldırdı cebinden hediye alacak. Daha hurma alacak, bir şey alacak, üzüm alacak. Peygamber böyle durunca böyle Cebrail devreye girdi. Ya Muhammed aleyhisselam biz dihyeden aşağıya kalmayız. Peki o sırada dıhye aleyhisselam. Hemen hemen yaratılmış. Cennete meyveler verilmiş. Dıhye radiyallahu anh neredeydi o sırada? Uyumuştur bir yerde. Peki şu anda seni cevap veriyorum. Yani, şu anda seni rüyada görenler var mı? Mesela diyelim ki beni rüyada görüyorlar. Şu anda ben dersteyim. Ama onların rüyasında ben farklıyım şu anda. Peki ya, bu cesedi şeytan kullanıyor. Benim içime girip
cinni benim içimden konuşuyor değil konuş, mi? Konuşuyor. O zaman niye melek benim içimden konuşmasın? Melek de senin konuşuyor zaten. İlham edilenler nedir? O zaman Dıhye, yani Cebrail Aleyhisselam Dıhye'nin cesedine girip konuşması olmaz mı? Girmez oğlum, zaten girmiştir. Direkt onu kullanmıştır Dıhye, diyor. İkinci kendisi o, midir diyor. Aynı ikinci Dıhye tabii olmamıştır diyor. Olabilir. Aynı zamanda. Aynı. Onu bilemem yani tabii. Yani onu bilmiyorum. Bilmem için araştırıyorum. Yani o anda hem Cebrail'dir hem Dinye'dir. Tabii tabii. Ama mantıklı ya. Çünkü o zaman meleğin melek ama Dinye suretinde gözüktü diyor. Tamam. Dinye'nin içine girdi demiyor. Değil mi? Biraz yani. Bak la sarı ifade şöyle bak. Diyesi suretine girdi diyor. Ha, suret dediyse? Yani kendisi değil. Diyenin içine girdi demiyor. Suretine girdi diyor. Bedenimiz. Şu anda bizim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şeytan şeyine, Muhammed Aleyhisselatü ismine girer. Suretine giremez. Suretine giremez. Tamam mı? Şu anda ben burada dersteyken siteyi takip edip de beni rüyada iyi veya kötü gören yok mu şu anda? Yatanlar var. Var. Peki benim suretime girmiş. Bana girseydi şu anda dersimde olacaktı. Şu derste olacaktı. Onun için Dihye değil diyor. Dihye suretine girdi diyor. Ceset bir anda halk oldu fiziksel olarak. Evet, cisim var. Şimdi, ama o kadar bereketli bir ders ki Murat bu. Evet abi. Vallahi kaç tane bir ders gibi gözükürken kaç tane dersler şu anda aktif biliyor musun? Buna ihtiyaç varmış abi. Yani cisim, ceset bilgisi. Mesela ben senelerce uğraştım. Beden, beden misali. Cisim, ceset, cismaniyet. İnan ömrümü verdim. 21 ders yapmışız abi. Cismaniyet 21 yapmış. 21 tane ders olmuş. Belki de 10 dakika, yarım saatte konuşuyoruz bunu. Yani belki canımız darlanıyor ama çok önemli bir varlık sürecini anlatıyor. Felsefe burada boğulmuş. Yani bu gözüken herkeste atom aynı. Herkeste cisim aynı diyor yani, tamam ceset. Yani niçin herkes farklı gözüküyor? Bunu Japon bir filosof bunu ele almış. O Üstad Hazretleri şu aralarda 76. sayfada şöyle demiş. Cisim suret diyor. Suret diyor. Hakikatler medet alır, ayakta durur. Evet. Yani şu senin siman ruhsal yapının dışa vuruşudur. Adam bunu anlatmak için, senin şu siman niye farklı benden şunla bunla? Yani atomda aramış, adam yapamamış. Kitap yazmış, ruhu kabul etmediği için. Bu farklılıklar niçin burada? Ama hepimiz aynı şeyi yiyoruz. Hepimiz yumurta yiyoruz, domates yiyoruz. Ha, diyor ki, suret hakikattan medet alır. Hakikat esma-i ilahiyedir. Her şeyin maddesi, demiri, kalsiyum aynı. Farklı gözükmesi hakikat farklılığındandır. Hakikat nedir? Ruhsal haletin dişe vuruşudur. Ruh kabul etmeyince simandaki o görüntüyü nereye verecek? Veremez. Ha, bu çok acayip bir felsefe mevzusu. Temelidir. Hakikat felsefede yoktur. Haktır bir filozof diyemez. Derse filozof denmez. Hak demek son budur diyemez. Ama din diyor. Bu haktır. Niçin haktır? Esma-i'ye dayanıyor. Onlar ruhu ve Esma-i'yi kabul etmediği için hak diyemez. Yani hak neticedir. Bu kesin doğru budur diyemez. Ama biz ne diyoruz? Eşya Esma-i İlahi'ye dayanır. O zaman suretler diyor 76 şualarda. Suretler hakikattan medet alır, ayakta durur. Yani senin siman ruhsal yapının dişe vurur. Seni kimse biliyor musun cesedini gören yok ha? Senin cesedini gören yok hiç kimse. Kim görmüş? Senin o simanı görüyoruz. Senin atomunu görüyor muyuz? Atomunu gören var mı? Bedeni mi görüyoruz o zaman? Şu anda o işte. Evet. Bedeni karıştırmış. Cisit ve cesette karıştırmış. Senin atomunu gören var mı? Yok. Neyini görüyor? Vay Murat canın mı darlandı ya? İyi misin? Vay Murat Allah Allah ne yaptın ya? Çok nurani olmuşsun ya. Vesaire. Hep senin cisimden bahsediyorlar. Cesedinden bahseden yok. Ya sen çok tatlı adamsın. 90 kilo geliyorsun. Sen çok kötü bir adamsın. 60 kilo geliyorsun. Kimse atomundan bahsetmiyor. Araba mesela. Arabayı alırkeniz kaportasının milimetre sacı kaç kalındır diyor muyuz? Sıfatlar nelerdir? Ne özelliği var? Şunu demiyor muyuz yani Hasan abi? Ya Murat şekerin düşmüş. Ne oldu? Mutsuz mu oldu? Ya da sinirlendi mi? Gene hep o cisim. Madde değil yani. Hiç kimse cesetle alakası yok.
Mesela ağaçlara, bu kirazlara bakıyorsun. Kimse cesedi görmüyor. Şeklini görüyor. Yani üzerindeki sıfatlar gözüküyor. Üzerindeki sıfatlar cisim. Senin sima aletlerin dişe vuruşu. Birisi mülk, birisi melekut. Şimdi gelen soruya gelelim. Allah razı olsun abi. Neden cismani lezzetler için haşr-ı cismani olacak? Bu soruda ne var biliyor musun? Yahudi bir öğretisinde Kabala hani kabul edenler o Tora'yı, Tevrat'ı Hristiyan ve Yahudi mitolojisine yani inançlarında haşr-ı cismani yok. Onu da bilin. Haşr-ı ruhani var. Hele hele Yahudilikte reenkarnasyon var. Yani aynı Budistlerin şeyi gibi. Budistler Yahudilikten almışlar o tarafı. Yani ölünce vesaire. Niçin bu soruyu soruyor? Çünkü batılı tasvir etmiyor ustad. Benim gibi değil tabi. Ben batılı söylüyorum. Haşr-ı cismani Yahudi ve Hristiyan öğretisinde, mitolojisinde yok. Haşr-ı cismani İslamiyet'te vardır. Onun için çok üzerine duruyor bu. Bak soruya bak. Şimdi bu konuştuklarımdan sonra bak bakayım. Evet. Bir de okumuşsun soruyu. Ruhun âli lezaizi hayır, soruyu oku. Ona kafidir. Lezaizi cismani için bir haşr-ı cismani neden icap ediyor? Ya Yahudi ve Hristiyanlara cevap verecek. Onlar sormuş. Onu alimlere sormuş. Filozoflarına sormuş. Müslüman alimlerine. Bunlar Müslüman alimler ne kadar uğraşmış. Üstad hiç çaktırmadan tak diye böyle kıldan yağ çeker gibi çıkarıyor. Niçin ha cismaniyet lazım? Hristiyanlar diyor ki Yahudiler lezzet alan ruh değil midir? E ne diyor? Cesede ne gerek vardı? Allah israf yapar mı diyor? Tekrar niye yaratsın diyor? Zaten ruh diyor cesette kazanımını kazandı. Orada o şekilde bulunsun. Hayır diyor ustad. Onu israf diye. Evet. Cismani aletlerin vezaifine ücret olarak bir ve hidematına hizmetlerine mükafat olarak harika. İki ve ibadet-i mahsullerine sevap olarak. Allah Allah. Üç. Sevap. Evet. Bir tane de başta söylemiştik. Bu dört. Bu mi? Ha? Ha, bu ha. Bu dört abi. Şimdi normalde bir tane söylemiştik şu. Bu dünyadaki ceset, efendim beden, o cismaniyet nasıl birbirine benziyor o aletler? Neden lezzetli cismani için haşr-ı cismani olacak? Birincisi öyle. İkincisi cismani aletlerin vezaifi yani ücret olarak. Üç. Ve cismani aletlerin hizmetlerine mükafat olarak. Üç. Ve cismani aletlerin ibadet-i mahsusalarına sebep olarak. Dört. Vay be. Bunlar için efendim haşr-ı cismani gerekiyormuş yani. Bu dördü için. Ama daha... nasıl tespit Allah aşkına ya. Yani cesede sebep olarak diyor ya. Cismani aletlere vazifelerine ücret olarak, cismani aletlerin hizmetlerine mükafat olarak, cismani aletlerin efendim ibadetlerine sevap olarak. Yani burada bütün meşakkatı değil mi? Bu 80 sene yaşadın. O senin o aletlerin, o zerrat olan şeylerin çekiyor. Değil mi? Sevapta sadece ruh alsa o lezzeti olmazmış yani. Tekrardan ceset dağıldı, çürüdü değil mi? Tekrardan o dağılan o 80 senelik haletin o atomik zerre tekrardan bir araya gidecek. Haşir anlıktır. Haşr-ı azam bütün haşirleri içine alıyor abi. Mesela anların toplamı. Evet. Anlık, saniyelik, dakikalık, aylık, yıllık, asırlık haşirler var. Bir de haşr-ı azam var. Haşr-ı azam bir kere olacak. Daha olmadı. Ama haşir oluyor. Dağılan şeyler Cenab-ı Hak tekrardan toparlıyor. Değil mi? Bak ağaçlara diyor. Ölümünün ardından nasıl diriltiyorlar değil mi? Bu haşirler oluyor. Fakat haşr-ı azam bir kere olacak. O 80 sene yaşadın. O 80 sene yaşamış olduğun o cismani zerrat yani cesedi tahrik eden o ruhani haletler o cismaniyetin tekrardan Allah diriltecekmiş. Peki niçin diriltecekmiş onları abi? Dört tane saydı. Onlara ne verecekmiş? Ücret verecek. Mükafat verecek. Efendim sevap verecek. Lezzet verecek. Bir de lezzet verecek. Bunlar dört tane olduğuna göre dördü de hani şeye ruha, kalbe, vicdanına, dünya falan. Evet yani dört temel, dört melaike, dört kitap, dört ne zemin anladım. Nedir? Dima, vicdan, kalp, ruh. Ama vicdan almayacağız arkadaşlar. Dima,
kalp, ruh, fiil. Yani aynı şey işleniyor demek için söyleyeyim. Şey bitmeden abi, biraz önce şey konuşuldu ya, bedeniye surete konuşuldu ya. Suret için bedene ihtiyaç yok ki abi. Yani şeyin, cesede ihtiyaç yok yani. Ama çok nakıs oluyor. Yani dehye suretinde geliyor ya abi. He. Yani ben Cebrail Aleyhisselam'ın dehyenin cesedine ihtiyacı yok yani suretinde gelmesi için. Evet, melaike bir surete inhisar etmiyor. Etmiyor. Mesela aynı anda hem dehye olabilir. Peki, peki. Bu şötesini söyle. Cebrail sahabelere gelecek. İslam nedir, İsa nedir? Peki melaike Cebrail bir insan simasında suretine gelmese? Söyle bakalım, hangi surette gelsin? Onlar ne yapardı o zaman? Zaten Miraç'ta da... Acayip yani, hiç umulmadık bir görünümle geldi. Hepsi ödü patlar. Ama hiç şaşırmadılar, misafir gibi birisi yani. Hani buraya birisi gelse, sekiz ayaklı, vay be Allah Allah. Bu kim lan? Ayakları ters olsa bile, hemen şüphelen valla mahluka, cinne patlar, ne işi var burada? Yani o zaman bizi endişelendirmemesi için, bizden gibi birisi olacak. İhtiyacı diyor. Şey için söyledim hani, hani cesedine ne olmuş falan, hangi ceset? Suret mesela, ben gözümü kapattığım zaman sizin suretinizi şeyime, hayalimi alabiliyorum ya abi. Sizin cesedinize yani görebilmem için cesedinize ihtiyaç yok yani. Yok ama sen hayaline beni almam için ilk önce görmen ilk gerekiyor. Lazım ama, ilk ceset lazım. İlk lazım. Çünkü model oluşturmam gerekiyor sana. İşte şey noktasında abi, hani sonra algı dediğimiz şey yani, ya da bir şey görmek dediğimiz şey sinyal üzerine kurulu ya. Hani, bir sinyalle aynı şey halledilebilir yani. Sinyal ama sinyal gelebilmesi için veren bir kaynak olacak ilk önce. Sonunda ikisi de esma cihetiyle düşünürsün. Yok yani şöyle inkar ediyorlar ya. Yani bu aslında bu hayaldir, bu mevcudat. Böyle hep böyle diyorlar ya, böyle bir tane de şey var, Arun Yayabe falan, onlar da çok işlerdi. Gerçek değil, hakikat değil, hayır. Hakikattır, hakikati mertebesidir. Yani hayaldir ama onların bir dediği gibi bir hayal değildir. Bizim için hayalin de bir hakikati vardır. Evet, yani. Yani şu, sinyal geliyor ya, evet. Sinyalla biz muhatabız. Ama o sinyal gelebilmesi için sinyalı veren bir kaynak olması lazım. Yani kaynaksız sinyal düşünebilir misin? Kaynak yok. Sinyal diyor ki. O zaman işte o suretin altındaki abi, yani şeyin suretini kullanabiliyorsa alemindeki yani o suretin altındaki de Cebrail Aleyhisselam olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görmüş ise, yani diğerleri fark edemiyor. Çünkü Allah Resulü mütle melekütü beraber görüyordu. Yani işte o tamamen bizzat onun sureti değilse, sanki ona benzeyen bir suret gibi anlaşılırsa oluyor, mantıklı oluyor. Yani artık o yorum çeşitli şey olur. Hadi bozmayalım şeyi. Evet, şimdi iki tane sual vardı. Bu 28. sözden okuduk. İki tane sual. Cismaniyetin 5 tane özelliği vardı. Kusur, noksaniyet, mütegayir, kararsız, elem. Böyle bir cismaniyetin cennetle ebediyetle ne alakası vardı? İki şeyden dolayı cennette ve ebedi olacakmış. Bir, masnuat-ı ilahiyeyi encami cismaniyet gösteriyormuş. İki, esma-i ilahi encami cismaniyet gösteriyormuş. Bu iki özelliği, yani bu iki özellik kainatın yaratılma hikmeti. Bu iki hikmetten dolayı cismaniyet cennette ve ebedi olacak. Eğer öyle olmazsa... Bir de söyler misin abi, kapıyı açtırıyorum. Şimdi bizim cismaniyetimizin 5 tane özelliği var. Bu 5 tane özelliğe sahip cismaniyet neden cennette ve ebedi olacak? İki şeyden dolayıymış. Masnuat-ı ilahiyeyi ve esma-i ilahiyeyi en cami aynısı olup gösterdiğinden dolayı. En cami. Evet, en cami. Diğerleri de gösteriyor ama o camiyet yok. Bundan dolayı cennette ve ebedi olacak. Eğer bu olmasa o zaman cennet Allah'ın efendim masnuatını ve esma-i ilahiyeyi göstermede noksan olur, eksik olur yani. Evet. İkincisi de, peki ikinci sualde ruhun âli lezzetleri vardı. Neden cismani lezzetler için haşr-ı cismani olacak? 4 tane saydı. Yani neden cismani haşr olacakmış cismani lezzetler için? Buradaki o
cismaniyet, beden, ruh, atomik o münasebet bir derece orada devam edecekmiş. Yani buraya biraz benzeyecekmiş. Evet. Bir, iki, cismani aletlerin vazifelerine ücret verecekmiş. İki, üç, cismani aletlerin hizmetlerine mükafat verecekmiş. Dört, ibadet-i mahsulların cismani efendim aletlerin yaptığı ibadetlere sevap verecekmiş. Bu dördünden dolayı haşir olacakmış. Haşir demek dağılan bir şeyin tekrardan toparlanması demek. Haşr-ı azam, diyelim ki 80 sene yaşadın. O 80 senelik o haletlerin, cesetlerin hepsinin birden haşr-ı azama. Mahlukat düşündüğün zaman 126 milyar yıl yaşayan mahlukat bir anda olacak. Haşr her anda oluyor. Her dakikada, anda, saniyede, saatte, ayda, asırda haşr-ı azam olmadı. Bir kere olacak yani. Bu özellikten dolayı yani dört tane özellikten dolayı cismani lezzetler için haşr-ı cismani olacakmış. Allah Allah. Biz bunun şeyine bakmıştık, enfüsüne bakmıştık. Yani bu cennet şurada bizim bildiğimiz yani lügat itibariyle öldükten sonra gidiliyor. Peki biz onu nasıl şey yapacaktık? Burada iki tane teşbih yapılmıştı. Toprak ve nefs-i insaniye. O topraktaki ve nefs-i insaniyedeki istenilen müsbet manadaki özellikleri gösterirsek işte ölmeden önce ölür. Sırrına mazhar oluyor. O zaman öldükten sonra gidecekti ya. O zaman burada zaten ölmüştü. Daha ölen ölmeyecek ki daha. Ondan sonra teris olacak demektir. O zaman masnuat-ı ilahiye teris bu. Efendim Esma-i İlahi burada gösteriyor yani. Gösterdiğinden dolayı ölmeye gerek yok. Burada insan yaşıyormuş cenneti yani. Ne istesen oluyormuş yani. Bak mesela hani Latife diyorduk ya böyle ölen daha önce var mı, ölümü tadan var mı diye nasıl söyledim? Ölmeden önce mutu kablente mutu. Ölmeden önce ölünüz. Ölüm kimedir? Ruha değildir. Bedenedir. Burada orayı yaşarsan zaten ölmüşsün. Ölene öldü denmez, teris oldu denir. Bak ölümü burada yaşadın. O haletleri, cenneti haletleri burada yaşanıyor. Fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Bir cennet. Cehennem yaşanıyor. İntihar ediyor adam. Evet. Buhran bunalımlar nedir? Cehennemin bu dünyadaki yansımaları. Oralar zaten burada yaşanıyor. Ha bunun işte bu çekirdeğin ağacı orası. Allah razı olsun abi. Dersimiz şimdilik bitti. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alim. İkinciyi şey yaparsın. Öğleden sonra beyan. Elhamdülillah. El Fatiha.